ekranlarından iyi akşamlar. Esas mesele programıyla karşınızdayız. Siyasetin gündemini, önemli konuları, önemli konuklarımızla birlikte masaya yatıracağız. Peki bu akşam esas meselede neyi konuşacağız? Hemen kısaca sizler için özetleyelim. İlk olarak Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara tehdit metni nasıl seslendi? Aslı ne söylemek istedi? Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasını ve 10 ülkenin büyük elçisinin Kavala çağrısı. Ne anlama geliyor? arkasında yatan neden nedir? Esas meselede bu konuyu da tartışacağız konuklarımızla birlikte. Ve bir başlığımız daha olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisini sürdürüyor. Afrika gezisiyle ilgili bu gezinin asıl önemi nedir? Bunu konuşacağız konuklarımızla birlikte. Ve Irak Suriye tezkeresi meclisten geçecek. Ancak bu noktada İyi Parti ve CHP'nin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. HDP'den de bir açıklama gelmişti. Bu açıklamanın ardından HDP, İyi Parti ve CHP nasıl bir tavır sergileyecekler? Merak edilen konular arasında esas meselede konularımız böyle olacak. Konuklarımız kimler? Hemen sizlere tanıtmak istiyorum konuklarımızı. Doçent Doktor Ramazan Akkır bizlerle birlikte. Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim Keleş strateji ve güvenlik uzmanı Profesör Doktor Cemal Zehir Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte olacaklar bu akşam. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi ben hem izleyicilerimize de konuyu hatırlatmak amacıyla kısa bir özet geçmek istiyorum. 10 ülke e, bir anda Kavala'yı bırakın çağrısı yaptı geçtiğimiz günlerde hafta başında. E, bu önemli konuyla başlayalım isterseniz. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa... Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'ya kadar büyük elçiler ortak bir açıklama yaptılar Türkiye'ye ve Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın çağrısında bulundular. Şimdi bu konuyu konuşmak istiyorum. Türkiye'den de tabii ki tepkiler ardarda arda geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Tavsiye ve terkininiz hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir dedi Süleyman Soylu. İlerleyen dakikalarda bunu da konuşacağız de konuşacağız. Ancak şimdi... E, ...ilk olarak esas mesele ne diye sormak istiyorum. Diplomatlar, sorun çıkarmak için değil... ...sorun çözmek için olan kişiler tabii ki. E, İbrahim Hocam, sizinle... ...başlamak istiyorum. E, şimdi... ...biraz önce de söyledim. Diplomatlar... ...sorun çıkarmak için değil, e, sorun çözmek için... ...olan e, kişiler, e, kurumlar. Evet. Peki, nasıl bir dil, nasıl bir usul... ...siz ilk duyduğunuzda... E, ...nasıl anlamlandırdınız? Neler söylersiniz bizlere? Bu çağrıya. Yani bir kere... E devlette görev yapmış, devlet umuru görmüş eskilerin deyimiyle o insanlar aslında şunu bilirler. Devlette çalışmanın usulleri bellidir. Yani 657 sayılı devlet memurları kanunu veyahut da diğer özel kanunlarla kuruluşlarda çalışanlar için nasıl bir çalışma olacağı usul olarak bellidir. Yani bunu anayasada da yazılı, yazılır. Kanun de açıktır. Bu kanuna bağlı olarak da ...yönetmelikler vardır, yönergeler vardır, genelgeler vardır, eski deyimde tamimler vardır. Bunlar birbirlerinin açıklamalarıyla aşağıya doğru iner. Yani bunu durup dururken sorulması ve buradan hareketle sanki kanunsuz emirler veriliyor aşağıdaki bürokratlara, çalışanlara siz kanunsuz işlere karşı durun şeklindeki şeklinde bir izahat yapılıyor ama ben bu işin durup dururken söylenmiş olmasını başka türlü değerlendiriyorum. Yani sanki ilk duyduğumda hissettiğim şuydu, devleti kilitlemeye çağrı gibi bir algı oluştu bende. Yani her memur kendi vazifesinin kanunlar çerçevesinde olduğunu bilir görevleri de tanımlı. Tariflidir. Yani her kadronun bir görev tanımı vardır. Yani öyle rastgele işte aşçı olarak görev yapan gidip de berberlik yapamaz. Onun görev tanımına girmiyor çünkü. Yani devlet bu konuda çok nettir. Çok detaylıdır yani. Eğer izleyiciler içerisinde devlette çalışanlar varsa onlar bilirler bu usullerin ne olduğunu. Kendi görev alanlarıyla ilgili. Yani bunlar bu kadar açıkken ki Kaldı ki o iddiayı dile getiren kişi de daha önce devlette çalışmış biri. Yani genel, SSK Genel Müdürü. Bunları bilir. E, bilmesine rağmen böyle bir açıklama e, içerisinde suçlamalar da dolu bir açıklamadır. Çünkü e, yani sanki memurlara, bürokratlara kanunsuz emirler veriliyormuş gibi bir e, e, algı oluşturuluyor. Ve memurların buna uymamalarına çağrı. Yani bu hakikaten bir devlet çarkının e, genel bir e, uygulaması vardır. Bu herhangi bir siyasi partiyle alakası yoktur. O kanunla alakalı bir şeydir. Kanunla düzenlenmiştir. Yani durup dururken açıklanması bana manidar geldi. E, burada ben e, çok masum bir ifade olarak okumadım onu. Dinlemedim de. E, peki Sayın Hocam, Cemal Zehir de sormak istiyorum. Sizler nasıl buldunuz bu açıklamayı? E, neler söylersiniz? 10 e, ülke bir araya geliyor. Ortak bir açıklama ve zamanlaması konusundan ne anlatırsınız? Neler söylersiniz bizlere? Şimdi 10 ülkenin büyük büyükelçilerinin peş peşe anlaşmış gibi sosyal medyadan paylaşımda bulunmaları bunun arkasında bir organizasyonun olduğunu gösteriyor. 10 batılı ve Türkiye'de ilişkilerini e, pek iyi olmayan ülkeler pozisyonda bunlar. Yani Türkiye bir şeyleri dikta ettireceklerini zanneden, yıllarca da bu dikteyi uzun zaman bunlara imkan veren iktidarlar zamanında yapmış olan ülkeler bunlar. Ama bu, bu devir o devir değil. Son 20 yıldan beri Türkiye talimat alan bir ülke değil. Yani bunlar bunun farkına halen varamamışsalar yazık o büyük elçilere. Bir başka şey bir ülkenin mahkemelerinde derhal mahkemelerinin karar vereceği bir konuda derhal serbest bırakın gibi bir talimat vermek uluslararası hukuka uygun değildir, e, bilime uygun değildir. Yani teamüllere uygun değildir. Bir başka şey Peki burada bu, sözünüzü kesiyorum. Hı. E, eski Türkiye yok dediniz. Peki istedikleri eski Türkiye mi aslında? Hani bu açıklamayla e, getirmek istedikleri nokta o <laughs> mu? Çünkü biliyorlar ki elbette bu söylem e, hani problemli bir söylem. Hani bunun sorun olacağı ya da ülkede tartışılacağı e, bilinen bir söylem kullanarak derhal kelimesi bile onlardan biri sizde belirttiniz. Evet. E, eski Türkiye mi özlem duydukları aslında? E, tabii ki bu bu ülkelerin, bu bu batılı ülkelerin yani biz her ne kadar doğus müttefik diyorsak da biliyorsunuz biz bu ülkelerin bir çoğunda savaşarak bağımsızlığımızı elde ettik. Ya da Birinci Dünya Harbi'nde bize saldıran ülkelerin hemen hemen hepsi bu ülkeler. Yani ülkemize saldırarak Osmanlı'yı dağıttı, imparatorumuzu dağıtan ülkeler de bunlar. Ve onlar dağıttıktan sonra evet biz anlaşmalar yaptık, bağımsızlığımızı aldık, savaştıktan ama her zaman üzerimizde bir hüküm hükümdarlıkları vardı. Ve birçok büyük elçi tayini bir şey değil. Birçok yönetici tayinine müdahale ettiler, her türlü ticaretimize müdahale ettiler. Yapacağımız yatırımlara kadar bu ülkeler karar verdiler. Diyelim bugün uçak sanayimiz yoksa bu ülkeler karar vermedi mi? Yoksa biz uçaklarımız gelişti mi? Veci, Hürkuş'tan tutun, Demir'e kadar ilk filolar üreten bir ülkeydi. Ama bu ülkelerin işte Amerika başta ülkeleri verdiği kararlarda biz bu sanayiden çıktık. Başka birçok sanayiye giremedik. Dünyanın en önemli madenlerinden biri bor madenine sahip olan Türkiye kendi bor minerallerini üretme hakkına sahip olamadı. Yani bunu ham madde değil de saf ürün olarak sunma hakkında. neden? izin vermediler. Yani bir şu anda konumuz o değil. Yoksa size gerçekten bu olay yaşanan bir acı vakasını bile anlatabilirim size. Yani, yani Türkiye'nin en büyük sanayicisinin kendi vermiş olduğu talimat sonrasında bu konuda çalışma yapalım ve üretime geçelim yani Türkiye'nin en büyük kimya devinin adını vermiyor şu anda hepiniz biliyorsunuz. Stabi diyor ki bir sonraki toplantıda bu ülkede Türkiye'de geçişen en iyi kimya profesörü yurt dışında gelen ve bu alanda ilk çalışma yapan Özer Bekaroğlu meşhur profesör diyor ki hazırladığım rapor sonunda dedi ki Özer Bey bizi beni zor durumda bırakıyorlar. Bu alanda yatırım yapmak hakkı bize vermedi dediler. Yani böyle durumlar yaşadı bu ülke. Bunlar hep talimat verdiler bize. Onlar hep özlediği şey bugün de bize talimat vermek. Türkiye neyi başardı? Siyahları. Mesela diyelim siyahları yapmayın diyebilirler. Türkiye neyi başardıysa işte ne yapıyoruz? Doğal gaz arıyoruz. Kendi sahamızda doğal gaz arıyoruz. Bunları niye arıyoruz diye bahane üretiyorlar. İşte Akdeniz'deki hakim olan mavi vatanımıza doğal gaz arıyoruz. Petrol arıyoruz. Bunlarla ilgili devamlı biz önümüze engel çıkarıyorlar. İşte Fransa ve diğer ülkeler buna öncüleri oldular. Yani Amerika ve diğer müttefikleri de bunlara pek alekli siz uluslararası sularda araştırma yapmıyor. Bu Türkiye kendi vatanında araştırma yapıyor, buna böyle bir diyemezsiniz diye bir söz bile çıkmadı. Hani müttefik, hani stratejik ortağımız? Yani bunlar hep eski Türkiye arıyorlar. Onlar talimat verecek, biz de emredesin komutan diyeceğiz. Ama o devir geçmiştir. Türk artık yerel bir coğrafya hükmeden bir ülke değil Türkiye. Bölgesel bir güçtür ve artık Türkiye küresel bir güç olmak için kendisini yeniliyor, savunma sanayini artık kendi kendisi hale geldi ve yeni yeni buluşlarıyla, yeni yeni silahlarıyla çok kısa zamanda Büyük bir başarımızı attı ve bu başarılar devam ederek artık küresel bir güce doğru yavaş yavaş evriliyoruz. Onun için onlar bunu istemiyorlar. İşte onların beklentileri, işte bu Kavala davasında. Kavala kim? Kavala Osman Kavala, iş adamı. Yok şöyle böyle değişik yap. Söz, sundukları şey, sanki dünyada barış elçisi, Türkiye'de huzur ve mutluluğun sahibi, ilerisinin adam, dost adam. Soros'un, dünyanın her yerinde nasıl Soros'un ileri karakol elemanları varsa birçok ülkede devrim yapmaya kalktılar, iktidarlar değiştirdiler. Türkiye'de bunun e, e, bunun sözcülerinden bir Osman Kavala ve ekibi. İşte Gezi Park olaylarında başlayan Türkiye'yi hareketlendiren, sokakları hareketlendiren birçok işte şeylerimizde parklara bahçede yıkan gençlere varıncaya kadar o eylemlerin başındaki sponsorlarından desteklenen biri değil mi Osman Kavala? Ya da ben değil mi diyor Osman Kavala? Ben bunları desteklemiyorum dedi. Yok böyle bir şey. Değil mi? Yani bunlar bu Osman Kavala'nın arkasında duruyor. Tabii bu nereden ortaya çıkıyor? Çünkü Osman Kavala operasyonu daha ötesinde de Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye'deki iktidarı değiştirme girişimleriydi. Onu değiştirmedikleri için darbeye gittiler bunlar. Ve bu operasyonun içerisinde Amerika'nın Demokrat Partisi iktidarının, o zamanki Obama iktidarının hamleleri söz konusuydu. Ve o, o mayıklarında bu işlerin denilen bir yetkililerin başında Biden geliyor. Aynen. Demokratların sözcüsü. Biden biliyorsunuz darbeden de önce buraya gelmişti. Bir de Biden'ı her, her halükarda sizin televizyonu söyleyeyim ama Biden Amerikan derin devletin en önemli aklı. 1972'den beri sanatör adam. Amerika'nın bütün önemli operasyonlarında, Demokrat Parti operasyonlarında söz almış, yer almış bir kişi ve Türkiye ve Orta Doğu'yla ilgili çok yakın bir olan bir kişi. Ermeni diasporasının en önemli destekçilerinden bir kişisi. İşte onun için Ermeni meselesi hep aleyhimize durdu. Amerika hep karşımıza aldı. Hatta Ermeni soykırımını tanıma cesaretini ve cüretini gösteren ve buna da Türk milletinin doğal hakkı olan bir yapmış olduğu tescil olayını yani yer değiştirme olayını bir soykırım olarak ifade edecek kadar da akıldan ve izandan Yoksun harekette davranan bir kişi bize karşı. Yani onun için Obama'nın yani Obama döneminden kalan bir e, kapanmamış dosyalardan biridir o şey kavala dosyası Türkiye açısından. Çünkü nedir? Gezi Parkı olayları. Bunun içinde ilk e, geldiği zaman hemen iktidara seçildikten sonra Amerikan e, e, beyaz saray sözcüsü Türkiye'de insan hakları ilerleri var mahkemede de şu var diye. Açıklamalar yaptı Amerikan Beyaz Saray Sözcüsü. Açıklamalar. Yani üstü kapa olarak Osman Kaval olayını gündeme getirdi. Bir, bir takım başkalarını da gündeme getirdi. Demirtaş olayını gündeme getirdi. Yani Amerika'nın bu şeyde Biden'ın uygulamalarında bunu göreceğiz. Desteğini de göreceğiz. İşte büyük gelişlerde Kimden gücünü alıyor Ankara'daki büyükelçi? Arkasında Biden olmasa bu büyükelçi bir şey konuşabilir mi böyle? İmza atabilir mi? Öncü olabilir mi? Yok. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Bunların hepsi doğal şey ama şunlar yani onların yapmasını onlardan bu beklenebilir. Çünkü bunlar gerçek manada dost ve müttefik ülkelerimiz değildir. Ama hukukun ve uluslararası teamüllerin gereği şudur. Görevli bulundukları ülkelerin bağımsızlığına sadakat göstermek zorundadır büyükelçiler. Ve bu ülkelerin en önemli bağımsızlık aracı yargılarıdır. Ve Türkiye'de ba yargı bağımsızdır. Kararı kendi verir. Cumhurbaşkanı bile herhangi birçok bak mahkemelere gidip veriyor. Yargı mesela reddediyor. Bağımlı olsaydı olur muydu? Türkiye'de yargı talimatla bir iş yapmaz. Yargıdaki hakimlerimiz, savcılarımız incelemeler, araştırmalarla hukukun gereği neyse onu yaparlar. Yani bazen terazi tartabilir, terazi sarkabilir ama bu emil olan bir şey değildir. O vicdanlarda olan bir şeydir. Onun için Türkiye'de yargı bağımsızdır ve bu ülkelerin büyük elçileri Türkiye Cumhuriyeti'nin yargılarına talimat verme hakkına sahip değillerdir. Eğer böyle bir arzuları varsa yargılar kendi ülkelerinde bu hayallerini gerçekleştirebilirler. Kendi ülkelerinin yargılarına istediklerini müdahale edebilirler ama bizim ülkemizdeki yargıya dokunamazlar ve talimat veremezler. Bundan dolayı da İçişleri Bakanımızın çok net ifadesi ile bu büyük elçilere gereken cevap vermiştir. Başkan yardımcımızın açıklaması var gereken cevap vermiştir Sayın Fuat Oktay ve diğer yet meclis başkanımız gereken cevap vermiştir. Yani bir Türk vatandaşa düşen görev sadece bana değil. Ya bugün Kılıçdaroğlu ne açıklıyor? İşte Osman Kavala ile ilgili büyük ifadesini desteklediğini söyler bir konuşma yaptı değil mi? Yani bu ona düşen bir şeydi. De. Onun demesi gereken şudur. Bizim ülkemizin mahkemeleri bağımsızdır. Siz mahkemenize mutar demesiniz, evet Osman Kavala'nın davası uzamıştır, hakkında karar verilmemiştir, bunlar bizim iç sorunlarımız. Ama siz bizim mahkemede karar verir demesi gerekirdi. Sade o değil, diğer muhalefette hep beraber bu büyük büyükelçilere haddinizi bilin, burası hür ve bağımsız ülkedir demesini beklerdim. Peki Sayın Ramazan Akkır sizler nasıl e, yorumlarınız olur? Baktığımızda bu isimler gayet tecrübeli <laughs> isimler, büyük baktığımızda tecrübesi olan isimlerden bahsediyoruz. E, Sayın Zehir dedi ki arkasında Amerika'nın olduğunu düşünüyorum. Hani Amerika var arkasında, özellikle <laughs> Biden. Sizin açıklamalarınız ne olur? Burada esas mesele ne sizce bu açıklamanın arkasındaki? Esas mesele Batı, Batı'nın şu ana kadar bir Türkiye algısı vardı. Bu işte Osmanlı'nın tanzimat döneminden başladığı, günümüze kadar gelen Batı'nın tasavvur ettiği bir Türkiye var. Batı temelde nasıl bir Türkiye istiyor? Batı bunu kendi siyasi tarihimizde biz çok net olarak görüyoruz. Batı'nın istediği Türkiye, tasavvur ettiği Türkiye, Batı'nın her söylediğini kayıtsız şartsız yerine getiren, hatta belki avami bir ifade olacak ama işte ııı ...ensesine tokatı vur, elinden ekmeğini al gibi bir Türkiye tasavvuruna sahip Batı. Ee, ya Batı, Batı'nın çıkarlarına aykırı bir Türkiye tasavvuruna sahip değil. Böyle bir Türkiye beklentisi yok. Bunu kendi siyasi tarihimizden görüyoruz biz. Türkiye'de neden darbeler oldu? İşte hocam kısmen bahsetti. Türkiye'de her darbenin arkasında Batı var. Temelde ABD ve Batı var. Çünkü Türkiye kendisine biçilen siyasi çizgiden... O sosyolojik çizgiden çıktı, ekonomik çizgiden çıktı, bağımsız olmaya teşebbüs etti ve hemen bir şekilde bu e, Batı e, parmak salladı Türkiye. Şu anda tıpkı şu anda büyük geçlerini yapmış olduğu gibi. Öyle ki e, Türkiye mesela şu anda bir son dönemde ihaları sihaları ağır sanayi hamlesini içinde işte uçak te teknolojisini konuşuyoruz. Bakın tek parti döneminde bu ülke kendi başına uçağı yaptı Osmanlı'nın son dönemi ve tek parti döneminde tüm ekonomik kısıtlamalara rağmen fakat ABD istedi, Batı istedi, Almanya istedi ve biz uçak fabrikalarını ahıra çevirdik. Temelde Batı kendine itaat eden hatta Batı'nın emperyalizmin öncüsü olan işte öncü kolu olan bir Türkiye tasavvuruna sahip. Böyle bir. Türkiye beklentisine sahip. Bunun içinde e, tıpkı Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyetin ilk döneminde olduğu gibi bir e, kapitülasyon gerçeği var. Şu anda hukuki bir kapitülasyon, siyasi bir kapitülasyon dayatılıyor aslında bu büyükelçiler üzerinden. E, evet, büyük elçilerin bu ülkeye parmak sallaması aslında siyasi bir kapitülasyon, hukuki bir kapitülasyon beklentisidir. E, biz bunun bir benzerini aslında yapılan öykü eğer Türk siyasetini e, çok geçmişe gerek yok yakın siyasi tarihi e, gözlerimizin önüne getirdiğimiz zaman e, kısacık hatırlayayım Rahip Brunson döneminde ne oldu Trump tweet attı ekonominizi çökerteriz. Benzeri bir hadise aslında. Ya Batı e, kendi siyasi hedeflerinin hedeflerinin dışında bir Türkiye istemiyor. Ya burada evet bakıyorsunuz Biden evet Türkiye'de bir iktidar değişikliği istediğini biz hepimiz biliyoruz. Biden Türkiye'de 15 Temmuz'dan 15 gün önce Biden bu ülkedeydi ya da Biden'ın adamları bu ülkedeydi. Bunu da açıkça Çok, söyledi. Açıkça söyledi. 1980 darbesindeki gibi işte 1980 darbesi olduktan sonra 12 Eylül'den sonra kim işte Amerikan başkanı soruyor darbeyi kim yaptı? Our boys did it diyor. Bizim çocuklar yaptı. Ya bunun bir benzeri aslında. Yani Türkiye Batının, özellikle Amerika'nın çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlar Batının özellikle Amerika'nın yükselişi 91'de artık 1991'de Sovyetlerin çökmesiyle beraber artık Batı özellikle Amerika'nın hegemonyası kurulur ve bundan sonra Amerika'nın temelde beklediği Türkiye'den işte. ...özellikle Orta Doğu'ya karşı... ...emperyalizmin öncü kol olan... ...Batı'nın çıkarlarını temsil eden... ...Amerika'nın çıkarlarını temsil eden... ...bir bir Türkiye beklentiydi. Türkiye... ...bu beklentiden çıktığı anda... ...ya darbe düzeniyle... ...ya post muhtıra ile... ...ya muhtıra ile ya da işte elçilerin... ...büyük elçilerin... ...böyle kendini bilmez... ...açıklamalarıyla... ...Türkiye bir şekilde dizginlenmeye çalıştı. Aslında burada... Evet, temelde şu anda, son dönemde muhtemelen hocalarım sizler de okumuşsunuzdur. Friedman'ın bir kitabını okuyorum. Gelecek yüzyıl gelecek diyor. İşte ütopik, fütüristik bir metin. Dünyada diyor, 2050 ve 2070'lerde artık önümüzdeki yüzyılda üç büyük devlet var diyor. Evet, 1800'lerden 2000'li yıllara kadar yükselen bir Avrupa vardı. Biz... Batı dediğimiz zaman Avrupa anlaşılıyordu. Çünkü artık dünyanın hakim gücü Hegemonyası Avrupa'ydaydı. Ama 2. Dünya Savaşı ile beraber Avrupa çöktü. Ya bu büyükelçilerin açıklaması aslında Fasafiso. Ya temelde şu anda güçlene, güçlü olan bir Amerika var. Amerika'nın sözcülüğünü yapan hatta sözcülüğünü yapan bir büyükelçiler kadrosu var bizim karşımızda. Yine Friedman şunu söylüyor. Önümüzdeki yüzyılda dünyanın karşısında üç büyük güç var diyor. Üç büyük küresel güç geliyor. Birisi Meksika diyor, birisi Polonya, birisi Türkiye. Türkiye ekonomisi güçlenen ekonomisiyle ve jeopolitik konumuyla diyor, jeostratesiyle dünyanın üç büyük gücü arasında yer alacak. Aslında şu anda e, resmi daha küçüğü, daha büyüttüğünüz zaman e, sadece iç siyasetle ilgili değil, daha uzun soluklu bir projenin parçası bu. Yani yükselen evet şu anda Türkiye ekonomik bir, bir ton sorunla mücadele ediyor. Doğusunda sorun var, kuzeyinde var, batısında var. Türk bir şekilde çevremizde sorun var. Fakat temelde bu açıklamalar uzun projeksiyonu genişlettiğiniz zaman uzun bir tarihsel süreç bağlamında değerlendirdiğinizde büyüyen Türkiye'yi durdurma çabası maalesef. Ya bunu ben söylemiyorum. İşte Batı'nın akıl hocalarından birisi George Friedman söylüyor. Ya evet, yükselen bir Türkiye var. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak ve bunun engellenmesi gerekiyor. Şu anda Avrupa ile ki Avrupa yüzyıllarca kendisiyle savaştı, birbiriyle savaştı. Avrupa ile Amerika birleşti ve bir şekilde Türkiye'nin yükselişi durdurulmaya çalışılıyor. Ee, belki bir masal gibi gelebilir. Belki işte bizi izleyenler ciddi almayabilir ama bu sadece bir hayal değil. Yükselen bir Türkiye var. Savaş teknolojisi de bunu gösteriyor. Ee, Türkiye'nin bu kadar durdurulmaya çalışılmasının temel hedefi bu zaten. Ya iç siyaset evet bunun iç siyaset boyutu var. Ee, Amerika ile ilgili bir boyutu var. Ee, ama temelde Türkiye'nin yükselişinin durdurulması gerekiyor. Çünkü hem Türkiye'nin nüfus yapısı, jeopolitiği, jeostratejisi, doğu ile batı arasında bulunması, enerji hatlarının tam güzergahında yer alması Türkiye'yi küresel bir güç olmaya doğru götürüyor. Büyükelçiler burada yükselen Türkiye'nin resmini AK Parti ile özellikle AK Parti ile beraber değişen Türkiye'nin fotoğrafını net olarak okuyamıyorlar okumak da işlerine gelmiyor. Okumak istemiyorlar. Ama burada trajik olan aslında Batı, Batı da demek istemiyorum. Amerika ya da Avrupa Türkiye'nin yükselmesini, Türkiye'nin büyümesini, hatta Türkiye'nin çökmesini isteyebilir. Ama mesele burada problem kendi içimizdeki birilerinin ABD'nin ya da Avrupalı büyükelçilerinin sözcülüğünü yapması. Yine Huntington meşhur, işte 90'larda meşhur bir çalışması var. Medeniyetler çatışmasında Türkiye'ye ayırdığı bir bölüm var. Diyor ki orada, Türkiye bölünmüş ve kararsız bir ülkedir diyor. Evet Türkiye bir şekilde bölündü. Ee, i̇şte siyasal kimlik olarak, ideolojik kimlik olarak bölündü. Bir tarafta işte kendisini layık olanlar, layık olarak görenler var. Bir tarafta şeriatçı gö görenler var. Fa sağ ya da sol. Artık kutuplaşma... Gittikçe derinleşmeye başladı. Bu e, kutuplardan bir tanesi maalesef e, Türkiye'yi durdurmaya çalışan küresel aktörlerle beraber iş yapmaya başladı. Aslında rahatsız edici olan bu. Evet ABD Türkiye'yi Türkiye durdurmak isteyebilir. Ekonomik olarak Trump'ın yaptığı gibi ekonomik olarak Türkiye'yi iflas ettirmeye çalışır. Bunu 90, 80'lerde Süleyman Demirel söylemedi mi? 90 sente bu ülke nasıl muhtaç oldu? Aynı mantık. Ya Biz aynı hikayeyi aslında yeniden yeniden bir şekilde e, yeniden sahneleniyor ve biz bir şekilde uyanmak zorundayız. Çünkü İbni Haldun'un söylediği gibi e, geçmiş diyor e, geleceğe, geçmiş şimdiye suyun suya benzediğinden daha fazla benziyor. Onun için mesele e, projeksiyonu büyütmek, büyük resmi doğru <laughs> okumak ve e, ABD ile ve Avrupa ile olan mücadeleyi, doğru bağlama yerleştirip okumasını yapmak lazım. Peki İbrahim Hocam bu noktada size davanın süreciyle ilgili sormak istiyorum. açıklama yapan büyük elçiler yaptıkları bu açıklamanın hukuk konusunda olmadığını ya da sorun açabileceğini bilerek yapıldığına dair yani iddialar var. Yani insan hakları duyarlılığı şekilde anlaşılmayacağını bilerek kullanılan bir üslup söz konusu. Bu davanın sürecini nasıl etkiler peki sizce? Yani bilerek mi bu tarz bir açıklama yapıldı sizce? Yani bir kere tabii ki bilerek. Yani siz zaten girişte de bahsettiğiniz gibi sonuçlarını tahmin ed tahmin ediyorlar. Bir de e, yani ortada bir hukuki garabet varmış, bir haksızlık yapılmış gibi bir durum da yok. Yani e, kavala ismini biz gezi olayları sponsorluğuyla duyduk. Yani hocam e, sonra Büyükada ada grubunu duyduk. Büyük ada grubunun içinde de ismi geçiyor. Buyurun. Ya burada ekleme. Yani ABD'nin bu dünyada insan hakları sicili en bozuk ülke Avrupa bile değildir. ABD'dir. ABD çünkü savaşla kurulmuş bir toplum, bir medeniyet, bir devlet. ABD'nin tarihinde sürekli büyük savaş var. İnsan hakları ihlalleri var. Yani evet bir ülke bir ülkeyi insan hakları hatırlatması yapabilir. Ama bu ABD değil. Çünkü ABD'nin kendi tarihi daha kanlı. İnsan hakları ee, insan hakları söylemini zaten e, sömürgecilik faaliyetleri sonrasında e, Batı bizim karşımıza çıkardı insanları sömürdü e, ya yani insanları e, işte sanayi toplumu için insanları sömürdü ve karşımıza insan hakları çıkardı ama dünyanın her yerinde savaşla e, savaşla kanla gözyaşııyla e, kendini inşa eden bir a, bir Amerika var Amerika'nın İnsan hakları hatırlatma yapması kadar komik bir şey olamaz. Evet. Tabii Amerika'yı diyoruz aslında orada ismi geçen bu, bu konuda açıklama yapan ülkelerin hepsi Ababa. aynaya baktıklarında aslında insan hakları konusunda sıkıntılı hangi ülke derseniz aynaya baksa hemen karşılarına çıkacak. Mesela Avustralya. Aborjinler ne oldu? Ne yaptınız o insanlara? O o insanlar ki hakikaten böyle ee, bir araştırmacının e, tespitleri var. hatta bir de kitap yazmış. Şimdi ismi çıkaramadığım için söyleyemiyorum. Kızılderililer abi Amerika. E, Aborjinlerle Avustralya'da o insanların tabiatı nasıl algıladıkları, güneşi, yönlerini nasıl bulduklarını, geceleri nasıl e, yol gittiklerini, geleneklerini neler olduğunu bir kitabında toplamış. Müthiş bir şey. Biz aborjin deyince Böyle yüzlerine şey işte kıvırcık saçlı, esmer tenli, yüzlerine beyaz boyalar çekmiş, biraz yarı çıplak insanları olarak görüyoruz. Hatı zihnimize o uyanıyor. Ama o insanların öyle bir geleneksel hayatı var ki bugün bizim medeni dediğimiz ülkelerin ve insana değer verdiğini iddia edenlerin yanında aborjinlerin aborjinlerin yanında bunların hiç kalır. O kadar kıymet veriyorlar insanlara. Ve canlılara, hayata. Ee, yani e, Avustralya'nın da bu konuda bize e, belki en son söz söyleyecek ülkelerden biri. Ve diğer ülkeler de benzer durumdalar. Yani geçmişleri bizi suçladıklarını çok daha e, ağırını yapmış e, ülkeler. Peki o bu dil, kullanılan bu dil davanın seyrini nasıl etkileyecek? Yani Zaten davanın hani seyrini, konuşulan e, bir süreç, e, tartışılan bir süreçte olan bir davadan bahsediyor. Peki süreci nasıl etkileyecek? Daha sorunlu hale getirmeyecek mi? E, tabii ki. Yani şimdi e, bir yargı <laughs> e, insanı değilim. Ama bir konuda adil bir karar vermek istiyor yargı. Ve dışarıdan birileri de baskı yapıyor. E şimdi o hakimin yerine koyduğumuz zaman kendimizi e, serbest bıraksak bu sefer işte baskı geldi yargı taraflı olarak karar verdi veya baskıdan dolayı yargı böyle bir karar çıkardı diye düşünülecek. Tam tersi karar verdiği zaman da karşı taraf bu sefer bunda başka bir açıklama getirecek. Yani yargıyı her halükarda töhmet altında bırakan bir durum ortaya çıkacak. O nedenle böyle yargı aşamasında devam eden bir dava hakkında adeta hüküm üzerinde. Etkili olmak için açıklamalar yapılması gerçekten de yargıyı da tartışmalı hale getirecek. Şimdi oradaki hakimler kanunlar çerçevesinde bu konuda karar verecekler. Ama dışarıdan müdahale olduğu zaman gerçekten de karar vermek biraz güçleşiyor. Bir de tabi bu Avrupa Büyükelçileri böyle bir açıklama haddini nereden buluyorlar? Şimdi hocalarımız esasen açıkladılar. Ben bir başka noktadan da devam etmek istiyorum bu, bu soruya cevap olarak. Bizim aslında yakın bir zamana kadar bazı kelimelerimiz var, deyimlerimiz vardı daha doğrusu. Bizden adam olmaz. Evet bu Türk, Türk insanının kendi kendine vardığı bir kanaatti. Bizden ya, adam etti olmaz. Kabul ettiği bunu, bunun arkasına biz, sığındı. He, Biz yapamayız. Sonra da bazılarını da, ki burada Avrupalıları kastediyorum, özellikle böyle Almanya'da yaşayan Türklerden bazıları gelirken işte oranın yeni yeni şeylerini getirirler. İşte portatif çanta radyo filan gibi. E, görenler vay adamlar yapmış derdik. Bir aşağılık kompleksimiz vardı. Ve Yeşilçam da bunu çok çok destekliyordu. Yani bazen böyle ah Avrupa diyerek, diyerek e, o tarafa imrenen e, insanlar vardı. Şimdi bize bu, bu kompleksi yıllarca ta, yaşattılar. Gerçekten de Avrupa e, bize bakış açısında hiçbir zaman denk ülke veya denk bir millet e, statüsü vermediler. Bize hep böyle ikinci sınıf e, ins, e, bir ülke veyahut da ikinci sınıf bir kavim gibi baktılar. Evet. O nedenle de şimdi Avrupa'ya bakış, Avrupa insanına bakışlar da biraz öyle. Yani onlar hep böyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf kategorisinde değerlendiriyorlar ee, ve kendilerine de herhangi bir durumda karar verme yetkisi görüyorlar. Bu aslında e, biz ben başta söylediğim bu cümleleri biz artık kullanmıyoruz. Yani biz yani adam olmaz" cümlesini kullanmıyoruz. Biz yaparız diyoruz. Yaptık, yapacağız da diyoruz. Biz bu dönüşümü yaşadık ama Avrupa zihni henüz daha Türkiye'yi ve Türk insanını kavrayabilmiş değil. Onlar hala eski sömürgeci kafayla bakıyorlar. Bugün bizim birçok ekonomik değerlerimizi geçmişte hep onlar yönetiyorlardı. Şimdi biz kendi kendimizi yönetmeye çalışıyoruz. Zaten kavga da oradan çıkıyor. Evet, Sayın Zehir'in de söylediği gibi eski Türkiye özlemi aslında bu açıklamalara itiyor. Tabii tabii Yani bakın e, Cemal hocam ilk ilk konuşmasında e, bizi nasıl yönlendirdiklerinden bir iki örnek verdi de. Ben e, biraz magazinel gibi gelecek ama doğru gerçek olan bu. Bir Türkümüz var, zeytin yağlı yiyemem diye bir Türkümüz Hı -hı. var. Bu türkü ne zamandan kalma biliyor musunuz? Biz Amerika ile yol gitmeye başladığımız zaman yakılan bir türkü, yapılan bir türkü daha doğrusu. Çünkü Amerika mısırını, mısır yağını Türkiye'ye satmak istiyor. Margarini Türkiye'ye satmak istiyor. Fakat Türkiye'de zeytinyağı çok yaygın. Ve herkes zeytinyağı kullanıyor ve tereyağı kullanıyor. Margarin yerine tereyağı, mısır yağı yerine zeytinyağı kullanıyor. Peki bu milleti zeytinyağından nasıl vazgeçirecekler? O zaman bir kampanya yapıyorlar ve bu kampanya bir de Türkiye yaptırıyorlar. Zeytinyağı sözünü bir iki söyleyip zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem. Bakın burada köylüleri aşağılama da var. Ee, senin gibi bir cahile ben efendim diyemem. Atatürk'ün hani bir sözü var ya köylü milletin efendisidir. Bakın nasıl bir cevap geliyor arkasından. Ve bu türküden sonra zeytin fav, zeytin ağaçları büyük eşle e, imha ediliyor. Ve halka e, mısır yağı alıştırılıyor. Mısır ekimi alıştırılıyor. E, tereyağı yerine margarini alıştırılıyor. Bir zamanlar böyle Kokusundan da hakikaten burnumuzun direyiniz döküllüğü bir yağ markaları vardı. Bunlar hep Amerika'nın kendi ürettiği. Margarin nerede? Halen de var bir kısmı. Burada demek istediğim şu: bir bakış açısı, bir değişmesi lazım. Biz artık onların, onlara imrenen, onların her dediğine böyle alkış tutan kendimizi de aşağılayan bir millet değiliz. Eskiden biraz öyleydik. Hı hı. Ama şimdi çok şükür öyle değiliz. Biz bu dönüşümü yaşadık. Ama Avrupa yaşamadı henüz. Hala onlar eski kalıp üzerinden Türkiye'yi yorumluyorlar, değerlendiriyorlar. Ve en son çarpıcı örneği de yani büyük elçilerin gittikleri bir ülkeye bir kere güven mektubu sunarlar. Kabul edilirse şayet başlarlar. Ee, orada o ülkenin kurallarına, kanunlarına da saygı duyacaklarını ifade ederler. Peki e, hocam, daha önce böyle hatırladığınız bir olay var mı tarihte? Bu tarz bir açıklama, bu dilden yapılan bir açıklama, büyük elçiler tarafından hani sizin hatırladığınız böyle bir oldu dediğiniz bir olay var mı? Doğrusu şu an çok net olarak hatırıma gelen bir şey yok. Hı hı. E, bu biraz da güç meselesidir. Yani yani e, şey var. Gücünüz vardı. tabii benzeri bir. E, ...27 Mart muhtırasında... Hı. ...benzeri bir açıklama olur... Ee, Hı. ...Türkiye'den Hı. Demirel hükümeti var... ...Dışişleri Bakanı kimdi hocam... Ee, hatıratında geçiyor... ...Demirel'e... E, ...Türkiye'de Haşa şekiminin yasaklamasını istiyorlar... ...eğer Hı. diyor yasaklamazsanız... ...bunun bedeli olacak... ...yasaklama... ...hatta Demirel... E, ...bu e, teklif Demirel'e geldiği zaman bu istek... ...Demirel diyor ki bizim 10... ...hatta Afyon diye bir ilimiz var... ve ...10 ilde de diyor... Afyon üretimi yapılıyor. Diyor ki ben diyor Amerikalıların isteğini reddettim. Darbeyle karşı karşıya kaldım. Hükümeti kaybettim. Bu ve benzer aslında bizim tarihimizde evet hmm. tam benzeri olmasa da birebir aynısı olmasa da benzeri fazlasıyla olay var. Müdahale var. Ya müdahale etme teşebbüsü var. Aslında burada hocam güzel bir şey söyledi. Avrupa'nın tarihinde ya da Amerika'da kısmen hep bir sömürge mantığı var. Sömürge valisine nasıl davranırsa e, yıllarca çünkü dünyayı sömürdü e, Batı'yı var eden, özellikle kıta Avrupasını var eden Almanya'yı, Fransa'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı bu ülkeleri var eden aslında sömürge kültürü. Çünkü dünyayı özellikle Afrikayı sömürdü, Orta Doğu'nun birçok ülkesini sömürdü. E, Türkiye'de bir sömürge va bir Batılı tırnak içinde efendi. Sömürge valisine nasıl davranırsa öyle davranmaya çalışıyor şu anda. Ama bu değişmeye yüz tuttu, değişmek zorunda. Çünkü ya biraz olaya tarihsel perspektifle baktığınız zaman zaten Avrupa çöktü. Yani bu ülkelerin aslında artık çok bir ehemmiyeti kalmadı. Avrupa 1800'den 2000'li yıllara kadar evet süper güçlü Avrupa Kıta Avrupa'sı ama Avrupa çöktü. Biz bunu işte maske savaşlarında gördük. Yani birbirinin Covid sürecinde bir sene önce Covid sürecinde birbirinden maske çalan ülkeleri gördük evet, biz. Bıçaklarda. Evet. Ramazan uçaklarda. Evet, hocam... Onun için sömürge valisi gibi davranmaya çalışıyor fakat artık dünya değişti. Dünya değişiyor, Türkiye de değişti. Sizin sorunuza o an cevap veremedim mi? Aklıma geldi sonradan. Biliyorsunuz 1960'tan sonra... Rumlar Kıbrıs'ta e, tehdit tetiş hareketlerine başlayınca Türkiye'de bu konuda hazırlık yaptım müdahale etme noktasında. O zaman bir Cansın mektubu vardı. Evet. Türkiye'ye resmen tehdit içeren bir mektuptu bu. Ve Türkiye o şartlar altında Amerika'ya da çok fazla karşı koyacak bir pozisyonu da yoktu. Silahlarımız hep oradan geliyordu zaten. Ona rağmen e, İsmet İnönü'nün bir cevabı vardır. Her sabah dünya yeniden kurulur ve Türkiye'de o dünyada yerini alır. Yeri dünyada yerini alır. Ee, bu aslında o o zamanki şartlara göre çok ileri ve cesur bir adımdı. Ee, cevaptı yani. Yani Türkiye e, gerçekten de belki Ramazan Hocam da ilk başladığını söyledi de dünyada. E, Düşmanı, düşman devleti değişmeyen ülkelerden biridir Türkiye. Evet. Yani biz hep büyüklerle mindere çıkmışızdır. Çünkü büyük millet olmak böyle bir şeydir. Biz küçüklerle mindere çıkmıyoruz hiç. Büyüklerle ve genellikle de galip geliyoruz. Peki e, Sayın Cemal Zehir, şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzde G20 zirvesi var e, Roma'da 30-31 Ekim'de olacak. Sizce bu zirve öncesi bu açıklama tesadüf diyebilir misiniz? Sizler nasıl adlandırırsınız? Şimdi bu zirve öncesi bu açıklama tesadüf falan değil. Bu açıklama bilinçli ve stratejik bir açıklamadır. Evet. Hı -hı. Evet. Ve Batı devletlerin e, büyük elçileri, maslahat güzarları hiçbir zaman stratejik ve bilinçli olmayan bir açıklama yapmazlar. Güncel konular onlar hobiyle konuşurlar. Ama bunlar sosyal medyaların hepsi bir yere gerek yapmış olduğu bir çalışmadır. Ve bu açıklamada ne diyorlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında örnek göstererek Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın diyorlar. Bu büyük tam anılarını öpülecek adamlar. Nasıl? Yunanistan 70 yıldan beri Batı Trakya Türklerine zulmetmedi. Dini özgürlüklerini tanımıyor, isimlerini tanımıyor, okullarını kapatır. Her gün işte müftülerini, din önderlerini tutuklar. Halk seçerse onları atar, kendi tayin eder ve ...insan haklarına uymayan bütün yapılanları yapıyor. Ve buna mukabil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulur. Düzenli olarak bu Yunanistan uygulamaları reddedilir. Ama bu uygulamalardan dolayı bu, bu büyük büyükelçiler hiçbir tanesinin toplu olarak... ...böyle 10 tanesi, 20 tanesi Avrupa Birlikleri bir araya gelip... ...siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymuyorsunuz diyerek... ...kınadıklarını görmedik ve şahit olmadı. Yani bu büyükelçilerin Kavala davasını günde, gündeme getirerek aslında kaval davasının gündeme gündemi tutmaları bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hatırlatarak sanki ellerinde de bir delil ve şey olduğunu bir önemli bir dayanak olduğunu söylemeleri çifte standartlı ve samiyetsiz bir tavırdır. Çifte standartlı ve samiyetsiz bir tavırdır. Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşların haklarını savunma konusunda Avrupa bu maslahat güzarların açıklama yapmalarına gerek yoktur. Eğer Osman Kavala bu işlerde herhangi bir dahli ve suçu olmasa yargının onu tutuklayacağına tutulması mümkün değildir. Peki Yoksa... bu 10 ülke için Kavala sizce ne ifade ediyor? <laughs> Kavala Türkiye'deki operasyonlarda kullanılan sözcü ve öncü bir kişi olduğu Saros ekibinin en önemli sözlerinden biri kabul ediliyor. Yani bu 10 ülkenin e, özellikle gelişmekte olan doğu blok ülkeleri, İslam ülkeleri üzerinde düzenli olarak e, mü, e, ne yapıyor Siyaset mühendisliği uygulamalar yapıyorlar. İktidarları değiştiriyorlar, yönetimleri değiştiriyorlar ya da istedikleri sonuçları alıp geri çekiyorlar. Yani Kavala onlar için Türkiye'ye e, üzerine hamle yapmak için denemedir. Yani çünkü sadece Kavala'ya gerek yok ki. Bunun daha büyükleri var. Persilman'ın daha büyükleri Türkiye'de darbe yapan kişi. Darbe yaptıran kişi, darbe yaptıran ekipler. Yani NATO subayları biliyorsun generallerimiz dönmediler yani NATO subayı olan generallerin birçoğu. Çünkü darbeciydiler ve oralarda kaldılar. Onları bile bize vermediler. Yani bunlar öncüleri Türkiye'yi hamle yapmak için Kavala'y deniyorlar. Daha önce bir Ray Brunson evet, o hikayesi vardı. Onu bir denediler. Şimdi Kavala'yla devam etmeye çalışıyorlar ama e, bunlar Rahip Brunson'la ilgili e, yaptığımız görüşmeler falan sonucunda Rahip, Brunson'un evet Türk yargısı salmıştır ama mahkemimiz karar vermiştir. Belki onların da etkisi olmuş mudur, olabilmiş ne kadar etkili var onu bilemiyoruz. Ama şu söz konusu, onunla ilgili yapılan anlaşmalara da ya da şeye, o günkü kamuoyundaki gündeme Batılıların ya da Amerika'nın sadık kalmadığı görüşündeyiz. Çünkü biliyorsunuz Halkbank Genel Müdür Yardımcımızı 34 ay 36 ay mı yine hapiste tuttular o da. Hiçbir suç olmayan bir ekonomi bürokratını. Yani bunların bir ölçüsü yok. Batı'nın da bir ölçüsü yok. Yani hukuk falan bunlar için sadece kullanılacak bir malzemedir. Türkiye gibi, üçüncü dünya ülkeleri gibi kullanılacak bir argumandır. İşlerine geri sokuk devrededir. Değilse hiç anlamı yoktur. Ben burada devletimize yani yapılan bu maslahat güzarların ifadesinin Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu bakış açısını e, hem iktidarımız hem muhalif hem de halk olarak reddediyoruz bir defa ve bunu yüksek sesle ifade etmemiz gerekir. Hatta uluslararası mail e, şeyde sosyal medyaya kullanan ne kadar Türk vatandaşı varsa bunu Türk devletinin işlerine karışma olarak kabul ettiğini ve reddettiğini ifade eden mailler atmasını istiyorum. İşte yazılar Facebook'tan, Instagram'dan, LinkedIn'den ne kadar sosyal medya aracı varsa Hemen İngilizce bilmeyenlere biz çevirelim. Ya da hemen çevirmen bile çeviriyor. Türkçe çok güzel çeviriyorlar. Oradan çevirsinler. Bütün dünyada ne kadar tanıdıkları varsa göndersinler. Bu bir sosyal bir, aynı zamanda sosyal medyada bir savaş oluyor. Türkiye üzerine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye hukuka uymuyor, uluslararası hukuka uymuyor. İnsanları keyfi tutuluyor, Algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu büyük elçilerin bu tavrı... ...Türkiye üzerine çok alehte bir e, algı oluşturmasına hizmet etmiştir. Onun için, halbuki Türkiye... İnsan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Ve bu hukukun bu tavır, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu yüksek bir sesle ifade etmemiz gerekir ve aynen o bunların ifadelerini kendilerine bir Türk vatandaşı, bir Türk akademisyen olarak iade ediyor. Peki Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye e, bir şekilde hani yanıt verdi, açıklamalar arka arkaya geldi. Peki bundan sonraki süreç sizce nasıl şekil alır? Bundan sonra nereye gider bu olay? Yani bir defa e, Osman Kavala'yla ilgili olan da şeyde delillerin yeterlik durumuna göre yargımız hukuk sistemi cevap verecektir. Bu olacaktır. E, bu, bunun sonucunda pek fazla bir yaptırım olan bir durum değildir bu. Mahkemesi olan bir durum değildir. Türkiye ile ilgili işte Türkiye NATO görüşmeden giderken ya da gidecek orada elini zayıflatmaya çalışan açıklamalar ancak destek verebilir. Biden'dan işte Sayın Cumhurbaşkanı Biden'a Biden'dan daha önceki yapmış olduğu uygulamalarla ilgili almış olduğu kararlarla ilgili Türkiye'nin itirazlarını daha yüksek sesle dile getirmesini engelleme yönelik olarak onun mukavemet gücünü, Türk'ün dik duruşunu kırmayan yönelik olarak adım ön, önce, önce adımlar olarak görüyorum ama Yelkaya'dan hiçbir şey aparamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle şeylere şimdiye kadar papuç bırakmadı. Söylemi neyse hepsinin yüzünün içine baka baka, gözünün içine baka baka Türk'ün, Müslüman'ın, mazlum hakkını savundu. Ve NATO görüşmelerinde bunları savunacağı kanaatindeyim. Ee, peki Sayın Ramazan Akkar şunu sormak istiyorum. Siz de bahsetmiştiniz aslında biraz önce konuşmanızın başında Trump için e, Rahip Brans'ın neyse Biden için de Kavala o demek mi sizce? Ya muhtemelen e, aynı anlama. Ben onun için ilk bu olayı e, duyduğum zaman açıklamayı aynı e, zihnimde aynı denklemi kurdum, aynı analojiyi yaptım. E, çok benzer. Kişiler değişik Kesin, ama mantık aynı. onun için tiyatro hep aynı. Sahneler değişiyor ama e, bir şekilde aynı tiyatroyu izliyoruz biz. Ekranda hep aynı o. Bu sadece son dönemde değil. Son işte 15-20 yıllık bir hadise de değil. Türkiye'nin son 100 yılında hatta son 120-130 yılında aynı hikayeyi görüyoruz biz. Hep aynı tiyatro oynanıyor. Bir şekilde artık bu oyunu bozmamız gerekiyor. Hukuk bağlamında filozof Seneca'nın meşhur bir ifadesi var. Meşhur bir lafı var. Der ki hukuk ya da yargı küçük sineklerin takıldığı, büyük sineklerin, büyük böceklerin delip geçtiği bir örümce kağına benzetiyor. Örümcek ağıdır diyor. Aslında biz hep son dönemde, son dönemde değil genel itibariyle hukuku, adaleti, yargıyı kutsarız. Evet, adalet kutsaldır. Adalet mülkün temelidir. Fakat adaleti sağlayan yargı sistemi, hukuk sistemini Güçlü kılan, saygın kılan siyasetin güçlü olması bir devletin güçlü olmasıdır. Ya Onun için biraz önce örnek vermeye çalıştım. Dünyada adalet söyleminin bayraktarlığını yapacak, hukukun bayraktarlığını yapacak son ülke ABD olamaz. Yani Avrupa'nın siyasi tarihine bakın. Tarihi tamamen katliamlar üzerine kuruldu. Bunu hiç sadece duygusal, romantik bir Avrupa karşıtlığının ifadesi olarak söylemiyorum. Amerika'nın tarihine bakın. Amerika'nın tarihi savaş vardır. Savaşlar üzerine kurulmuş e, bir devlettir Amerika. Ya son Irak-İran savaşı, son e, Irak savaşına bakın. Suriye'deki yapılanlara bakın. Suriye'nin bu kadar trajik hale gelmesinin nedeni e, Türkiye değil ki. Ya da Esad da değil aslında. Yani e, Esad bir şekilde durdurulabilirdi ama Amerika e, olayları içinden çıkılmaz hale getirdi. Onun için... E, insan haklarını, hukuku bizi tavsiye etme lüksüne sahip değil Amerika. Burada e, Türkiye'nin yapması gereken kendi siyasal sistemini güçlü hale getirmesi gerekiyor. E, hani e, çok tartışıldı Türk medyasında da e, son dönemin Türk, büyük Türk filozofu Do Doğu Perinçek hani meşhur bir laf etti dedi ki e, hukuk dedi siyasetin köpeğidir. Bu evet Seneca'ya atıf yaparsanız, Seneca'yı hatırlarsanız doğru. Hukuku değerli kılan, hukuku bir yaptırıma dönüştüren, adaleti tesis eden bir devletin siyasi iktidarının, siyasetinin güçlü olması. Eğer bir devlet güçlü değilse, e, ne hukuki inşa edebilir ne adaleti sağlayabilir. E, ya Amerika'nın tarihinde e, ya bir kısacık hatırlayalım. Amerika Saddam Hüseyini biliyorsunuz Irak işgal etti. Saddam Hüseyini yönetimini yıktı. Peki Irak-İran savaşında bu kadar insan haklarını, <laughs> hukuku öncelleyen, önemseyen Amerika kimin yanında durdu? Yıllarca Saddam Hüseyini desteklemedi mi? Orta Doğu'daki otoriter siyasi rejimleri hep ABD desteklemedi mi? Onun için buradan Türkiye'ye bir baskı yapmak, Türkiye'yi bir sömürge devletiymiş gibi Türkiye'ye davranmak Amerika'nın haddine değil olamaz da. Ya burada e, ...tabii tabi Amerika küresel aktör, küresel bir hegemonya, tabir e, tabiri caizse küresel bir küresel bir imparator Amerika bunu yapmak isteyecek. Mesela e, Türkiye'nin iç siyasetinde bunu buna teşne olan Buna destek veren politik aktörlerinin olması, sivil toplum örgütlerinin olması, işte Kavala gibi insanların olması, ee, temel sorun aslında bu. Burada yapılması gereken, biraz önce Cemal Hocam güzel söyledi. Ee, i̇şte Sosyal büyük medyada. elçiler o açıklamayı yaptığı gün, hı hı. Türkiye'deki iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partiler birleşip Amerika'ya ve o büyük elçilere haddini bildirmeliydi. Karşı cevap verilmeliydi. Sadece iktidar ya da işte Cumhur İttifakının siyasi aktörleri vermemeliydi. Tüm Türkiye'nin siyasi partileri vermeliydi. Fakat maalesef her konuda bölündüğümüz gibi burada da bölündük. Ee, yani ve ortaya parçalanmış, bölünmüş bir Türkiye resmi bıraktık. Kötü olan buydu Türkiye açısından, bizler açısından. Peki İbrahim hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunu söyledi. Büyükelçilere Viyana Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak sorumluluklarınızın yani görevlerinizin içinde kalın uyarısı yapıldığı açıklama bu yöndeydi. Peki bu sizce de yapılan bu açıklama çerçevesinden baktığımızda diplomatik bir suç işlenmiş olmuyor mu? Yani, Görevlerinin ya... sorumluluklarının içinde olmayan bir açıklamada Konum... bulunuyorlar ve diplomatik bir suç değil mi? yani buna alınması gereken tavır tüm dünya tarafından ne olmalı? Yani bir kere e, bu hakikaten de uluslararası bir konu yani bir yerden patlak verdiği zaman başka yerlere de emsal olur e, konu bağlamında söylersek Viyana Sözleşmesi'nin temel maddelerinin biri e, görev yapılan ülkenin iç işlerine karışmamaktır evet. zaten çiğnedikleri en önemli madde bu Türkiye'nin resmen hem iç işlerine daha da ötesi yargısına doğrudan müdahale etmeye dönük bir açıklama. Ee, o nedenle burada her ne kadar Türkiye yapılmış, Türkiye e, yetkili e, yetkililerce cevabı verilmiş olsa bile bu aslında hem sözleşmenin ihlalidir hem de güçlü olanın güçsüze parmak salladığı bir e, Orman Kanunu'nun halen geçerli olduğu bir dünya örneğini sunmaktadır. Bu yönüyle de gerçekten vahim bir durumdur. Yani e, ki o ülkelerin ne olduğunu e, az çok biliyoruz. Sömürgecilik ve katliamlarla e, geçmişi olan ve el, el tokala, tokalaşma yaptığınız zaman e, elinden kan damlayan ülkeler bunlar. Bakmayın bize yıllarca bu Avrupa'nın bize çok böyle şirin, medeni olduğu e, algısı yerleştirildi. Biz hala arka planlarını bakmıyoruz. Ama geçmişleri çok yeni. Yani daha Suriye dediğimiz 1952'ye kadar Fransız mandater ülkesiydi. Fransa'nın e, yönettiği bir ülkeydi. Vietnam 75'e kadar Amerika'nın... E, Ber, berbat ettiği, 2 milyon insanı katlettiği bir ülke. Yani Amerika'nın daha 1975 diyor ama halen de devam ediyor. Yani güncellenebilir, her an güncellenebilir bu. Yani bu ülkelerin e, halen dünyaya e, nizam verme iddiasında bulunmaları ve işlerine gelmeyen, kendilerinin çizdiği rotadan şaşanlara parmak sallıyor olmaları Cumhurbaşkanımızı gerçekten bir kez daha haklı çıkarıyor. Dünya beşten büyüktür. Ama o dünya bir araya gelmek durumundadır. Bir araya gelinmezse o beş yine dünyaya parmak sallamaya da devam edecektir. Ee, sizin e, sorularınızın bazılarını ben e, aynı bağlamda devam e, değerlendirmek isterim. Yani e, bu e, aymazlık veyahut da bu rahatlık... Gerçekten bizi rencide etmiştir. Fakat dünya için de gerçekten rencide edici bir durumdur. Normalde belki devlet büyüklerimiz bunu bu kadar ileri götürmeyi düşünmemişlerdir ama istenmeyen adam durumuna da düşürülebilir bunlar. Çünkü alenen iç işlerden müdahale etmişlerdir. Süreç oraya doğru gider mi sizce? Evet o kadar yani hukuken hocam e, içeriğini bilmediğim için e, ben de aynı soruyu soruyorum aslında. İstenmeyen ila adam ilan edilebilir mi? Nan Granada. Yani granada. ben Süreç uluslararası hukuk gider hukuk, mi? hukuk uluslararası hukuk uzmanı değilim. O yüzden Hı -hı. benim söyleyeceklerim sadece Bir beni temen. bağlar. Ve tam, temenni bağla temenni bağlamında kalır. Benim temennim e, kuralı uygulamak gerekir. Yani orada Devletlere böyle bir yetki verilmişti. Devletin iç işlerine karıştı, karışıp o devletle ilgili ki zaten diğer hocalarımız da Cemal hocam, hocam olsun Ramazan hocam olsun ben de aynı fikirdeyim. Bu açıklamalar durup dururken yapılacak açıklamalar değil. Yani öyle ağızlarına geldi hadi bir Türkiye'ye bir şeyler söyleyelim deyip de kahve masasından kalkıp bize laf söylemiş ülkeler değil bunlar. Her bir deve dişi gibi ülkeler. Hı hı. Sıradan ülkeler de değil. Ve bir araya geldiler. Zamanlamaya da dikkat edersek gerek içeride gerekse dışarıda resme resmen Türkiye'yi bir kuşaklama veyahut da algısıyla o algısı algı yönünde bir operasyon çekme gayreti var burada Türkiye'ye karşı. E, ve bunu İçeride de yapanlar var maalesef. Bunlarla birlikte yol yürüyenler var. Yani biz Osman Kavala dediğimiz zaman hep gezi diyoruz. 15 Temmuz'la bağlantıları da olan bir durum var. FETÖ'yle bağlantıları olan bir durum var. Yani Büyükada grubu diye ki dün bir televizyon kanalında bu konuyla ilgili bir analiz yayınlandı. Gerçekten de hemen hemen Türkiye aleyhine olan birçok işlerin içinde isimler var. Yani çok yabancısı olmadığımız gruplar bunlar, isimler bunlar. E, Türkiye tabii ki kendi ikbalini, kendi bekasını korumak zorunda. Ee, ve bunu yaparken de dışarıdan birilerinin ki hele Büyükelçi statüsü bir hukuki de statüdür, uluslararası hukukta geçen bir statüdür. Bunu pervasızca değerlendirip, kullanıp e, oldukları ülkenin e, siyasetine, ekonomisine veyahut da algı boyutunda e, müdahale etmeleri hiçbir devletin kabul edebileceği bir şey değildir. Ha e, sınır dışı edilebilir mi onu e, bilemiyorum ama gönlümden geçen temenni boyutunda bunu yapan hukuktan gelen, uluslararası hukuktan gelen e, hak kullanılarak bunlar e, sınır dışı edilebilir. Ha, çok ağır mı mi olur misiniz? bilemem ama Sizin temennim de... budur. Tabii gileğimiz var. Arzumuz... 5 dakikamız var. 2 tamam, soru yönelteceğim tamam. size. Birincisi olacak hocam Cemal hocam istenmeyen adam ilan edilebilir mi? Diğeri de iki genel başkan bugün İyi Parti Genel Başkanı ve CHP Genel Baş, e, Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştüler. Açıklamalarını aktarmak istiyorum hemen. E, i̇ki genel başkan da büyük Elçileri eleştirirken e, hükümet hedef falan açıklamalarda bulunup Avrupalı devletlerin çiğnedikleri mahkeme <laughs> kararlarını e, atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu uluslararası anlaşmaları işaret etti. Akşener ve Kılıçdaroğlu uluslararası anlaşmalar üzerinden bir açıklamada bulundular ee, ve iç işlerimize karışılmasına karşı izlediler ama büyükelçilerin çağrısını da e, bu çağrısı karşısında da hükümeti suçlu ilan ettiler. Hem istenmeyen adam ilan edilsin mi? Hı. Bunu sormak Hı. istiyorum size. Hem de e, iki genel başkanın bu açıklaması CHP ve İyi Parti'den gelen açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Beş dakikamız var. Evet ben birinci olarak tabi devlet aklı ve devlet aklı denen bir kavram var. Türkiye'nin içinde bulunduğu pozisyonlar var. Bunları göz önüne alındığım zaman bu 10 önemli ülke. Aynı zamanda NATO'da birçoğu müttefikimiz olan, hemen hepsi müttefikimiz olan ülkelerden karşı karşıyayız. Ee, biz bu, bunları istemeyen adam ilan etme e, şeyimiz aşırı bir uygulama olabiliyor. Kaval dolayısıyla bu ülkeleri karşımıza almak e, değmez. Hı hı. Yani Kaval'a orada bir hamle hareketidir ama biz o hamleyi aynı sertlikte göremeyiz. Görmemiz Türkiye'nin lehine değildir. Ama şu andaki meclis başkanımızın olsun, İçişleri Bakanımız olsun, siyasi partilerimizin ve özellikle AK Parti'nin, MHP'nin liderinin ya da şeylerin ifadeleri e, yeterli bir tepki vermişizdir. Onlar da bunu anladığı kanaatindeyim. E, bizim bizim tepkimişi suhuletle bazen de çözmek bizim lehimizedir. Güçle, güç, güce güçle karşılık koyabilirsiniz. Ama o gücün karşısında değilseniz burada siyasetinizi devreye sokmanız lazım. Yani işi biraz daha suhuletle alıp tepkini gösterip bu diğer olayları yönetmeniz gerek. Çünkü biz bu ülkeler en büyük ticari partnerlerimiz. Dünya büyük bir krizden geçerken ülkemiz ciddi bir krizi at, tehlikesini atlatmaya çalışırken yangına körükle bunların yaptığı ortaya çıkardığı yangına körükle gidersek ortam hareketlendiririz. Ve bu bizim lehimiz olmaz. Şu anda 10 tane ülke karşımıza almak lehimiz olmaz. Ama tepkimizi söylemek yeterlidir. Tepkimizi göstermek yeterlidir. E, Sayın Cumhurbaşkanımızla NATO görüşmelerine de e, e, Sayın Biden'a ve diğerlerine bu konu gündeme gelirse de ya da şeylere ilgili elindeki kozları da masaya koymasına fırsat veren bir çalışmadır bu. Yani onlar Kavala'yı gündeme getirip siz yapınız, biz de onlara işte Türk yargısının kararları, Türkiye'de darbe girişimleri, şu Persivanya'daki yanındaki müterem zatınızı, onlara göre müterem zatlarını, bunları, onun yardımcılarını, destekleyicilerini burada. 253 tane kişinin katilini, binlerce kişinin yaralanması vesile olan bunları birer birer verin dememiz lazım onlara. Onlar da bunları hatırlatmamızı da bir vesile olacak kanaatindeyim bu. Onların bu girişimleri. İspay, siz Türkiye'nin içlerine karışarak şey diyorsanız biz sizden hakkımız olan istiyoruz. İçinize karışmıyoruz. Bu hukukumuzun vermiş olduğu karar, darbeci oldukları kesin olan insanları lütfen bize vermek için meşru hakkımızı talep etmemize bir imkan verdiği kanaatindeyim bu. Bizim elimizdeki kozları arttırmıştır. Ama biz öteki taraftan da suhuletle işimizi görmek zorundayız. Devlet hakkı önemlidir. Tabii ki Batılılar haksız olduklarını her zaman haklı olduğumuzu dile getireceğiz. Ama bunu fiili uygulamaya, bugün on ülkeye uygulamaya aşırı bir tepki vermek olur. Bizim çok daha başka sorunlarımız var yani Batı'yla. Kabala onun işte denizde bir damla haline dön kalır hı hı. yani. Şimdi daha büyük sorun var. Biz şu anda Suriye ve Irak'ta bir operasyonu hazırlıyoruz, hazırlanıyoruz. İşte meclisten destek istiyor iktidarımız. İşte Tezke. Cumhurbaşkanımıza yetki vermesi söz konusu. Ee, ve bizim geleceğimiz için, Türkiye'nin güney sınırlarının geleceği için, Orta Doğu'nun geleceği için çok önemli olan hamlelere girişmek üzereyiz. Yani yeniden Suriye'de o topraktan da bugün bile biliyorsunuz Suriye dün 10 tane kişi sivil öldürdü, 30'dan fazla kişi yaraladı. Her gün yapıyor, asker kayıplarımız oluyor. Biz operasyonu hazırlanırken batıyla bu yüksek şiddette bir çatışmaya, hele büyük çatışmaya girmenin gereği yoktur. Suulette işi görmek tepkimiz yeterlidir kanaatindeyim. İkinci sorunuzu hatırlayamadım. Ee, bu noktada dilerseniz bir virgül koyalım. Esas meseleye diğer ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim. Esas meseleye şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. ikinci bölümüyle siyasi gündemi masaya yatıracağız. Yatırmaya devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. E, bu bölümde, ikinci bölümde Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı tehdit konuşması ile ilgili e, konuklarıma yönlendirmek istiyorum. Yönelmek istiyorum sorularımızı. Önce olayı hatırlayalım isterseniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir video paylaştı. Bu videodaki söylemi e, aslında çok konuşuldu hafta başında ve iktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar Başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. Ve e, bu devletin şerefli memurlarısınız emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız ifadesinin ardından da pek çok da açıklama geldi. Eleştirildi bu açıklamalar. Şimdi e, Sayın Cemal Zehir e, sizde kalmıştık. Bu açıklama ilk olarak size sormak istiyorum. Şimdi bu açıklama nereden çıktı? Sizler e, bu açıklamayı duyduğunuzda e, nasıl yorumladınız? Nasıl bir e, arkasında esas mesele var? Sizinle başlayalım. Evet. Ben aynı zamanda tüm bürokratlar ve iş insanları federasyonu genel başkan vekiliyim. E, Türkiye'de bürokratlar adına en önemli federasyonlar bir tanesi bu baş, en önde gelen federasyon bu. Biz de bu konuda bürokratların e, hayatta ilgili beklentileri, kararları, şeyleri, onların haklarını iyileştirilmesi ve değişik uygulamalar ilgili bir federasyonuz. Derneklerimizin buluşması oluşan federasyonuz. Biz e, bu konuda Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları karşısında öncelikle kendi görüşümüz yani federasyonumuzun görüşü Türkiye Cumhuriyeti bürokratı her zaman her yerde ve her şartta hukuk, vicdan ve akıl üçgeninde hareket etmiştir. Ve hiç şüphesiz böyle de hareket edecektir. Ülkemizin küresel güç olma yolundaki vizyonuna lokomotif misyonu olan Türk bürokratının mobil, rasyonel ve çözüm odaklılığı net ve aşikardır. Türk bürokratı meri mevzuat çerçevesinde tarafsız, bağımsız, objektif ve dürüstlük ilkelerini sonuna kadar bağlıdır. Türk bürokratı korkmaz ve algı operasyonlarından asla etkilenmez. Sadakat ve liyakatıyla kutsal bildiği devleti adına milletinin her daim hizmetindedir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ya da başka birinin Türk Burekatı'nı bu şekilde uyarması e, makul bir ak olarak görmüyoruz. Türk Burekatı her zaman vazifesinin şuurunda ve yapmış olduğu e, görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlardan oluşuyor. Hepimiz ne zaman bize iş düştüğü zaman gözlerimizi kapanmış vazifemizi yapmışızdır. Yani Türk Burekatı savcısı değil, Türk Burekatı askeri de Türk Batarı'dır. Vatan savunmasına... Ya giderken şey mi yapıyor? Nerede varsa, görev nereye veriyorsa oraya göreve gidiyoruz. Ülke içinde ve dışında. Ya da akademisyeni. Yine aynı şekilde. Biz hiç kimseye o görüşten bu görüşten diye not vermiyoruz. Ya da dersimizi herhangi bir kişinin görüşünü göre anlatmıyoruz. Bilim neyi öğretiyorsa onu anlatıyoruz. Öğretmeni de aynı, müdürü de aynıdır, hakimi de aynıdır, savcısı da aynıdır, valisi de aynıdır, kaymakamı da aynıdır. Biz kimsenin bürokratı değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakat yeminimiz vardır. Görevimizde bu sadakat Türk Devleti'nin lehine kullanmaktan geçer. Ve iktidarlar şüphesiz bürokratları tayin eder, görevlendirir, daha üst, daha üst makamlara verebilir, yetki verebilir. Ama bürokratlar her ne olursa olsun bürokrasi teorisi yönetimde temel teorilerden biridir. Bürokrasi teorisi Max Weber'in geliştirmiş olduğu bürokrasi teorisinin gerekleri neyse bugünkü yansımasının aynısını her şekilde yerine getiririz. Ve onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani böyle rol çalma kapsamındaki bu tip açıklamalarını e, bürokratlar olarak samim bulmuyoruz. Ve bize bu konuda uyarıla bulunması, pazartesi gününden itibaren artık hesap vereceksiniz. Biz pazartesi günü bugün de, dün de, bugün de, yarın da yaptığımız görevle ilgili yasalar, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklere alkaykırı bir iş yaparsak her zaman hesap verir. Sen Türk her zaman hesap verir yanlış yaparsan. Neden bürokratlar peki sizce bu konuşmada ele alındı? <laughs> Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nı ziyaret etti ya. Merkez Bankası ziyaretinin sonucunda orada bürokratlar, ekonomi bürokratları var. Onlarla ilgili görüş beyan etmek ya da bir açıklama yapmak ya da siyasi bir manevra hamlesi olarak gör gördüğünden de orada bürokratlar kelimesini kullandığı kanaatliyim. Tabi bu arada yani sanki Merkez Bankası talimatlarla emir alıyor ve ekonominin gereğini yerine getirmiyor. İmajı vermeye çalışıyor, daha ifadesi vermeye çalışıyor. ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün faiz oranlarını %9'lar %8'lere kadar indiren Merkez Bankası'ydı. Daha geçen sene %26'lara kadar %25'e kadar çıkaran da Merkez Bankası'ydı. Ekonominin gereği neyse e, bunun gereğiyle ilgili kararlar alıyorlar. Ekonominin gereği nedir? İşte diyelim cari enflasyonlarıyla faiz oranları arasında bir denge vardır. Bu dengeyi yönetmesi lazım. Ben rekabet stratejileri profesörüyüm, ekonomistim, bu konuda masterım da var, doktoram da var filan. Yani bunun kuralları belli. O bürokratların hepsi bunun görevinin gereğini yerine getiriyor. Yani diyelim Merkez Bankası'ndaki yöneticiler bir ekonomi profesörü, finans profesörü Merkez Bankası'nın başındaki. işte yardımcısı yine benim de doktor öğrencim var orada. Yardımcısı, başkan yardımcısı. Ekonomide doktora ekonomi doktorası yapıyordu bu adamlar. Yani bunlar görevi neyse onu yapıyorlar. Talimatlarla yükseltti, talimatları azaltmıyorlar. Ha, bazı dönemlerde almış olduğun kararlar tartışılabilir. Zaten ekonomideki e, ekonomide böyle net olan bir karar söz konusu değildir. Yani böyle iki kere iki net dört etmez ekonomide. Bazen altı eder, bazen üç eder, bazen eksik edebilir. Çünkü pazar koşulları olayı belirler. Yani onun için e, Merkez Bankası işte hükümetin enflasyona odaklı bakış açısı dolayısıyla işte faiz oranlarını yüz bas puan düşürmüştü. Belki yarın faiz oranlarını bazıları bekliyor düşürecek bazıları evet, diyor ki sabit tutacak. Tabii bana göre de büyük ihtimalle sabit tutması gerekiyor hı hı. yarınki faiz oranlarını. Çünkü Açıklanır. enflasyon oranlar %19 seviyesinin üzerinde açıklandı geçen, geçen ay. Onun için şu andaki faiz indirimi doların daha fazla yukarı hareket etmesini sağlar. Bu ekonominin basit bir lisans öğrencisi de bunu anlar. Yani makro ekonomisi lisans öğrencisi ikinci sınıfta makro ekonomideki bunlar anlatır. Sadece makro birinci daha derste yani. Yani bunu herkes bilir yani Kılıçdaroğlu'nun bizi uyarmasına falan gerek yoktur demek istediğim... Siz de evet. belirttiniz 18 Ekim vurgusu yapıldı. Neden 18 Ekim peki? 18 Ekim'in kendisi Sizin ziyaret gelen ediyor bir ya. ihtimal var mı? Herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. 18 Ekim'in eskiye yeniye şey olduğunu Sadece Kılıçdaroğlu'nun önüne gelen toplantı sonrası işte pazartesi başlıyor diyerek ya. Pazartesi 18 Ekim miydi zannedersem. Ya bundan sonra işte bu herhalde Cuma günü ziyaret etti. Pazartesinden itibaren hesap vereceksiniz. Ona göre karar verin. Şimdiye kadar sizi sanki affettim. Şimdiden sonra hesap yok böyle bir şey yani. Yani Kılıçdaroğlu da bir bürokratlık yaptı yıllarca. Hı hı. Yani kararlarının siyasi emirleri göre verdi? Yani SSK yönetirken siyaset iktidarlar buna talimatlar vererek mi yaptı onları? Şüphesiz yönetimde yönetim ekibini seçme hakkına sahiptir her bürokrat. Yani olduğu şey yasanın verdiği ölçüler içinde yani yükselmeler bürokrasinin temel kuralları var. Yani hiyerarşik sistem içerisine gider. Hiyerarşide yükselmek isteyen liyakatle... çalışma ilgili esasına göre yapılan bir yükselmedir bu. Ve bunun bu kurallarla ekibini oluşturabilir. Tercih etme hakkı varsa aynı aynı adamlar arasında aynı haklara sahip olan ta, o kişiler çalışmayı tercih eder ama kanunları, tüzükleri, yönetmenlikleri, uygulamaları şahsına göre tespit edemez. Bununla ilgili olan genel temayüller ve temel bilimsel veriler ne diyorsa ona göre hareket edecek. Yani İktisadın temel kuralı nedir? Her arz kendi talebini yaratır. En basit klasik iktisat teorisi. Ama normal bir malın mesela basitçe normal bir mal fiyat artarsa talebi azalır. Bunlar basit kurallardır yani iktisat. Aynı şekilde şeyinde bürokratik görevlere gelenler ekonomiyle kar ilgili karar veriyorsa bunlara bu en basitten buradan başlar iş. Yani bunlar iktisadın temeli, birincisi yani ilk sözleri bunlar klasik iktisatın temeli. Yani böyle başlar bu iş. Ve onunla bu eğitimlerdeki bu bilgilerin dışındaki yani teorik bilgilerin gerisi dışındaki hareket etmesi bürokratın şeyi değildir. Kendi kararı ve tercih olamaz. O zaman, o makamda o, 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 o zaman o bırakmazlar. Şimdi siz temel. Şimdi bürokratlarımızı bu manada uyarmasını ben makul ve mantıklı bulmuyorum. Ve aynı zamanda Türk bürokratlarına e, kendisi de bir bürokratlık yapmıştır. Türk bürokratlarına güvensin. Bizler kanunlar, tüzük yönetmenliklere göre bir yaparız. Gerektiği zaman elimizi taşın altına sokarız. Ee, ve bunun da gereğini yaparız. Bu ülkede darbe girişimleri oldu. Darbe girişimini soruşturanlar da bürokratlardı sonuçta. Her türlü tehditlere rağmen o insanlar girişimde bulunanları sorguladılar. Soruşturdular ve uygun olanları yani suça teşekkür edenleri de uzaklaştırdı. Yine bürokratlar karar verdiler. Yani riskli şeyleri de karar verdik. Mesela ben şeydeki şeydeki işte Kılıçdaroğlu'nun masum insanlar dediği insanlar var işte geçen hafta söyledi işte Kavala duruyor işte Gezi Parkı ya da işte bu Yasin Bölüler'in ölümüne sebebiyet olan o ayaklanmaların ilk, ilk kışkırtıcı ve açıklamanı yapan kimdi Selahattin Demirbaş. Masum insanlar boş yere tutuluyor diyor Kılıçdaroğlu. Buna mank, mantıkla izah edemiyoruz biz. İşte onunla ilgili Devlet Bey çok güzel dedi. şey Demirtaş dedi, teröristtir dedi. Değil mi? Yani ama Kılıçdaroğlu bir de diyor masum derdi. insan diyor. Ama diyelim onlara destek veren akademisyenler de var değil mi? İşte Türk devletinin bu katliama ortak olmak istemiyoruz. Nasıl bir katliamdı? Bunu da yapan akademisyenlerdi değil, değil mi? İmza attılar filan. Ama akademisyenler de soruşturuldu ve birçoğu uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma içinde her türlü tehdit rağmen hakkında onlarca tweet atıldı. Soruşturma komisyonu başkanlığını ben yaptım mesela benim üniversitemde. Ve üniversiteden uzaklaştırılması gerektiği hakkında karar verdim ve asla da çekinmedim. Riski neyse üstlendim. Çünkü ben devletim ve milletim ile görev istiyorum orada. Bu asker şehit olan asker benim şey değil mi? Yani masum insanlar ağlamasın, hanımlar üzülmesin, beyler içmesin dediğim masum insanlar. Bir de sorsun bakalım bizim bu ülkede 40 bin tane şehit var. Annesine, babasına, çocuklarına sor bakalım. Onların, onların ağlamasını kim durduracak? Yani Kılıçdaroğlu düşünürken biraz da karşı tarafa milletimizin lehine bir de empati yapsın. Onun için bürokratlara da tehdit etme hakkına hiçbir zaman sahip değildir yani. Ben bunu söylemek istiyorum. E, İbrahim Hocam sizler nasıl değerlendirirsiniz e, Kılıçdaroğlu'nun bürokratla yönelik bu söylemini, bu tehditvari konuşmasını? Evet. E, hem bunu sormak istiyorum. Diğer sorum da şu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da size sormak istiyorum. Heves ettiği ve sahip günleri geride kaldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Sizlerin e, yorumlarını alalım. Ben o açıklamada iki yani ikişer kelimelik bir tırnak açtım da şunu söylüyorum. Bir yakında iktidara geleceğiz ve devamında evet. da soruşturmalar başlayacak. 18 Ekim'de milat. <laughs> Öncekiler silinecek mi hocam peki? Artık ona bir şey diyemiyorum da 18 Ekim'i ben öyle rastgele olarak o da Bu benim milatım diyor yani. <laughs> milat, onun için milat. O zaman e, böyle dendiği zaman yakında iktidara geleceğiz. Attığınız her imzanın hesabını soracağız. Mesela bugün savunma sanayi müsteşarının bir paylaşımı var. Aksungur. Hı hı. Tıpkı Baykar'ın Akıncı e, sihası, daha doğrusu tia, tihası, taarruzi insansız hava aracı gibi Aksungur'da e, TUSAŞ'ın geliştirdiği bir e, TİHA. Bugün havada uçuşu gösterildi. Videosunu izledik. Aksungur'la ilgili imza atan bürokrat'a da hesap soracak mısınız? Çok kritik noktalarda e, imza atı, bürokratlar görevlerini yapıyorlar. Devletini sevenler, devletiyle ve milletiyle bütünleşmiş olanlar devletinin kalkınması için yine devletin imkanlarının gerektirdiği şekilde, milletin talebi gerektirdiği şekilde birçok projeye de imza atıyorlar. Yani arama gemilerinin petrol ve doğalgaz arama gemilerinin ile ilgili bürokratlar da imza atıyorlar. Aynı Kararı şekilde veriyorum. yani onlar da bu işin içindeler. Tamam sorumluluk siyasi iradenin üzerindedir ama bürokratlar da bunun altyapısını bürokratlar hazırlar zaten. Şimdi bunların her imzasına hesap mı sorulacak? O zaman ne demektir biliyor musunuz? Devleti kilitlemektir. İktidara geleceğim, imzalarınızdan hesap soracağım dendiği anda devlet kilitlenir. İş yapamayan, yürüyemeyen devlet durur. Devlet çarkını durdurmamak lazım. Durdurulduğu zaman da kolay kolay eski ritmine kavuşamaz. O nedenle ben bunu belki siyasi bir hedef gözetilerek söylenmiş olabilir, iktidar hedefi olabilir vesaire. Bu siyasetle e, hedefle bağlantılı değil ama bu açıklamayı ben bürokrat kesiminde nasıl sonuçlar doğuracağını aşağı yukarı tahmin ederim. Şimdi biz başkanlık sistemiyle yönetildiğimiz için çok fazla hissetmiyoruz bunu ama. E, koalisyonlar zamanındaki hükümetin hükümetlerin zayıflığı, güçsüzlüğü yüzünden birçok bürokrat e, şey yapamıyordu, adım atamıyordu, imza atmıyordu veya çünkü bir aylık ömrü olan hükümetler vardı veya da bir sene altı ay bu kadar kısa ömürlü hükümetlerde hiç kimse imza atamıyordu. O yüzden de devlet çok fazla bir şey yapamıyordu. Ekonomik yatırım yapamıyordu. Böyle daha önce niye yoktu diyor, diyoruz ya işte bizim sihamız yoktu. Gidiyoruz e, İsrail'in her onları almak zorunda kaldık filan. Sebebi e, şeydi e, devletin e, bürokratın daha doğrusu geleceği göreme işiydi. Çünkü pırt hükümet değişiyordu. Bir buçuk ayda hükümet değişir. Bu değişiyordu Türkiye'de öyle hükümetlerimiz var. 25 günlük bile vardı. E, yani buradan şunu söylemek istiyorum, bu cümleler doğru cümleler değil. İktidara geleceğiz, hesap soracağız. Bu cümle <laughs> e, devleti kilitler ve bunun zararını gerçekten çekeriz, hepimiz çekeriz. Devlet çarkı mutlaka yapması gerekeni yapmak durumundadır. Devlet çarkının dönmesi lazım. Dönmediği zaman yani bir ödenek lazım, acil bir ödenek lazım. Yani diyelim ki sağlıkla ilgili bir ödenek lazım, verilmesi, la verilmesi gerekiyor. Bürokrat bana bunun hesabını sorarlar deyip ipe un sererse devlet çarkı dönmez. Bu sadece sağlık örneğini verdim. O nedenle sorumluluk sahibi kimseler bu tür cümleler kullanmamalı. Ben de inşallah sürçülisan olmuştur diyerek Hüsnüzanda bulunmuş olayım ama e, bürokratlar nezdinde e, bu tür açıklamaların karşılığı olumlu olmaz. Peki Ramazan Hocam sizin açıklamalarınız nasıl olur e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu son açıklamasına dair? E, İbrahim Hocam dedi ki hesap e, soracağım Hani bu ifade evet sorunlu bir ifade ve e, devleti kilitler bu açıklamalar. Yani devri sabık bu noktada devreye giriyor mu sizce? Tabii ki İbrahim Hocam aslında İbrahim Hocam'ı dinlerken tabii ki başlangıç kısmına katılıyorum ama son kısmında çok iyi niyetli olduğunu evet. düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun hiç son dönemde yapmış olduğu hiçbir açıklama iyi niyetli açıklama değil. Yani evet iktidarın bazı eylemlerini bazı icraatlarını yanlış görebilirsiniz. Bunu düzeltmek için açıklama yaparsınız. Kılıçdaroğlu'nun son işte özellikle 2013'ten 2014'ten sonra yapmış olduğu açıklamalarda... Ee, bunu e, örnekleriyle anlatmak istiyorum İyi niyet asla yok Evet Kılıçdaroğlu ve bir kısım CHP'li e, politik aktörler bir devri sabık yaratma peşinde Tabi bunu bir kenara koyuyorum açacağım e, Bu e, tarihsel sürece kadar gidiyor açmak istiyorum bunu birazcık Temelde e, Kılıçdaroğlu siyaset eylemini ve siyasi iktidarı gayrimeşru görüyor Bu ne anlama geliyor? Eğer siz siyaseti ve siyasi iktidarı yani AK Parti iktidarını, Cumhur iktidarını, Cumhur İttifakı'nın siyasetini gayrimeşru görürseniz, Cumhur İttifakı'yla bir şekilde sonuçta Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan hükümeti ülkeyi yönetiyor. Bu Tüm bu yönetme eylemini gayrimeşru görürsünüz. Meşru değildir artık. Onun için temelde bir siyasi toplumsal kalkışma neyse bu söz öyle bir amaç taşıyor. İsyan edin demek bu. Ee, i̇şte e, TÜSİAD e, e, Ali Koç'ta yanılmıyorsam değil mi? Ayaklanın açıklaması <laughs> yaptı. Ayaklanma, siyaseten ayaklanın açıklaması ne anlama geliyorsa e, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da aynı anlama geliyor. Temelde siyasi iktidarı gayrimeşru <laughs> görüyor. Siyasi iktidarın her eylemini Siyasi iktidarla iş yapan sonuçta devleti siyasi iktidar yönetmez. Devlet bürokrasi üzerinden yönetilen bir aygıt. Evet, siyaseti tıkamak, siyaseti zehirlemek devleti kilitlemek istiyor. Yani artık işlemeyen bir devlet düzeni ortaya çıkarmak istiyor. Temelde bunun en temel hedefi arkasındaki art niyet. E, Gayrı meşru ilan etme teşebbüsü bu. Gayrimeşru meşru ilan ederseniz yaptığınız her eylem sizin meşru hale gelir. Antidemokratik her eylem. Sokak çağrısı da, sokağa çıkmak da meşru hale gelir. E, gezide olduğu gibi kalkışma da meşru hale gelir. Aslında CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bu sözü bürokratları tehdit etmesinin arka planında o var. E, bu iktidar diyor gayrimeşru meşru, isyan edin, sokaklara çıkın aslında örtük niyet arkasındaki metnin altındaki niyet bu. Burada neyi hedefliyor? Aslında hani biraz önce söyledim 2013-2014'ten itibaren Kılıçdaroğlu bazen kontrollü bazen kontrolsüz bir şekilde toplumsal gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik e, söylemler kullanmaya başladı. Bu bazen e, çok sert bir biçimde gerçekleşmiyor. Düşünün 15 Temmuz'dan sonra sivil darbe demek ya da pardon e, kontrollü darbe demek e, hangi akla hizmettir? 15 Temmuz'da bu ülke bu ülkede NATOcularla birlikte Fetöcüler darbeye kalkıştı. Neredeyse darbe gerçekleşiyordu. Bu milletin basireti, siyasi iradenin, siyasi aktörün Erdoğan'ın liderliği darbeye engel oldu. Fakat siz darbe darbe sürecini hem FETÖ'cüleri FETÖ aklamak, NATO'yu aklamak, ABD'yi aklamak için bunu kontrollü darbe, işte tiyatro dediniz. Bu temelde işte bir korku iklimi yaratmak, siyaseti itibarsızlaştırma eyleminin bir parçası. Bunlar asla bir siyasetçinin iktidarı kötülemek, itibarsızlaştırmak için yaptığı eylemler değil. Böyle okumak çok basit, bu daha büyük bir planın parçası. Ya Kılıçdaroğlu son tüm bu açıklamaları bunun birçok örneği var. O tehdit dili o siyaseti terörize eden artık siyasette şiddeti meşru gören dil 2015'ten itibaren bakın tüm konuşmalarında az ya da çok var. Temelde siyaseti gayrimeşru görüyor. iktidarı gayrimeşru görüyor. İktidar aslında örtük bir şekilde toplumu ayaklanın diyor. Ayaklanma çağrısının bir ifadesi bu. Ve bunu yapmak için yapmanız böyle bir ayaklanmayı, bu toplumsal kutuplaşmayı böyle derinleştirirsiniz. Ve bu maalesef Türkiye, özellikle 2015, 2013'te başladı bu süreç. 2013'ten itibaren e, siyasette kutuplaşma derinleşmeye başladı. E, feci bir kutuplaşma aslında bu. Ee, maalesef bir kısım işte gazeteci yazarlarla ya da akademisyenlerle konuştuğunuz <laughs> zaman işte AK Parti'nin hatta Erdoğan'ın Türkiye'yi kutuplaştırdığına dair bir iddia var. Fakat Erdoğan'ın konuşmalarını bir ana söylem analizine tutun, bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını analize tutun ya da son dönemde Meral Akşener'in konuşmalarını. Toplumu kimin kutuplaştığını görüyor, kutuplaştırdığını göreceksiniz. Emin olun e, Millet İttifakı'nın aktörleri. Ee, ...toplumu kutuplaşmada artık e, level atladılar şu anda. Toplumu kutuplaştırma söylemi bu. Evet siyaseti zehirliyor, bir korku mi yaratıyor. Yani siz nasıl bir dünyada, nasıl bir aklınız, hafızanız var... ...nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Ya i̇şte öğretmenleri tehdit ediyorsunuz. Ee, muhtarlarla konuşuyorsunuz, aba altından sopa gösteriyorsunuz. Ee, bürokratı tehdit ediyorsunuz. Yani e, siz siyasetçi misiniz... Ya bu dili anlamak, bu dil, bu din anlamak gerçekten çok zor. Ama bunun asla iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İşte iktidara yön göstermek, yol göstermek, akıl vermek gibi bir amaç taşımıyor bu. Bu temelde tıpkı CHP'nin 1957'den sonra yaptığı, yaptığının Demokrat Parti'yi düşün düşürmek, iktidardan düşürmek, Demokrat Parti'yi itibarsızlaştırmak, halkın nazarında değersizleştirmek ve darbeyi izlemin hazırlamak için yaptığı eylemlerin aynısı. Düşünün, CHP'li siyasi aktörler şu anda işte hatıratlarından okuyoruz, itiraf niteliğinde hatıratları işte... Gençler kıyma makinesinde kıyıldı, toz haline getirildi, asfaltlara gömüldü. Bunu iddia eden CHP'li milletvekilleriydi. CHP'li işte kanaat önderleriydi. Ya, gazeteciler. Gazetecilerdi ya. O dönem, Aynı siyaset. Akşam gazetesinin ee, sür o zaman. Aha, evet akşam gazetesinin sür manşetiydi. Ee, CHP'nin genetik kodlarında maalesef e, toplumu da, darbeye zemin hazırlamak gibi bir kod var. Bir parametre var. Bunu Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da görüyorsunuz. Ee, CHP'nin tarihine gittiğiniz zaman ehlide de gör, görüyorsunuz. Maalesef e, bu genetik kodu CHP'nin değişmiyor. ...burada nasıl bu girdaptan çıkılır... ...işin gerçeği bunu çok merak ediyorum. Her konuda... ...siyaseti... ...terörize eden bir dil kullanmak... ...evet kendi aranızda kutuplaşabilirsiniz... ...Erdoğan'dan... ...nefret edebilirsiniz... ...evet bu sizin doğal hakkınız... ...ama toplumu bu kadar kutuplaşmaya... ...kutuplaştırmaya... ...bir korku yaratmaya sizin hakkınız yok. Maalesef... ...özellikle... Aynı şey sadece işte Kemal Kılıçdaroğlu için de değil. Meral Akşener'in son konuşmalarına bakın. Aynı dil ya bu dilin bu toplumu kutuplaştırmak, onların yapmış olduğu siyaset eylemini itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmenin dışında hiçbir amacı yok. Ve bu dilin şu anda işte 21. yüzyıl Türkiye'sine ve Türk insanına verebileceği hiçbir şey yok. Siyaset maalesef gittikçe zehirlenecek, toplum biraz daha kutuplaşacak ama bu kutuplaşmanın e, CHP'ye oy getirmediğini de biliyoruz biz. E, onun için e, maalesef uzatıyorum, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde e, o tekil e, ifadeleri ben yaparım, e, ben çözerim ya da tehditkar dilinin <laughs> temel hedefi işte yüzde 25 bandına mahkum olan CHP'nin de itirafı. Ya yani sonuçta oyunu artıramadıkça maalesef öfkelenen öfkesini işte siyasi alana siyasi alanda dışa vuran bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Bir muhalefet görüyoruz. kötü olan Türkiye maalesef bu siyaset diline bu siyaset biçimine mahkum olmuş durumda. Evet. Ben e, bir, Buyurun hocam eklemenizi yapın daha sonra başka şey şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerini Afrika yani ziyaretine şu, geçelim. Şu e, KHK'lıların geri dönüşüyle ilgili izahatlar. İşte aynı örnek yani. Yani aynı örnek fakat burada KHK yani kanun hükümde kararname ile 15 Temmuz sonrasında devletten ihraç edilen FETÖ'cüler var. Bunların tekrar geri döndürülmesi ve devlette tekrar geri verilmesi. Düşünün şimdi silahlı kuvvetlerden ihraç edilmiş, hava kuvvetlerine alınmış pilotu düşünün. KHK ile geri dön KHK'dan ihraç edilmiş, sonra iktidar değişmiş, geri gelmiş. F-16'yı verdiniz. Meclisi bombaladı bunlar geçmişte, 2016'da. Tekrar F-16 verebilir verilebilir mi bunlara? Verilemez. Veya devletin... <laughs> karar merci durumundaki yetkili kurullar, kurumlarına atamaları yapıldı. Nasıl güvenip teslim edeceksiniz devletin sırlarını, devletin yetkilerini? Yani gerçekten burada e, izleyiciler de biraz e, hayalen düşünsünler. Ben düşündükçe mümkün değil diyor. Yani FETÖ'cü olduğu alenen belli. E, Kozmik odaya girişleri var diyorsun. ha Kozugoto'ya girdiler ve bir sürü PKK'nın içine eleştirdiğimiz mit istihbaratçılarımızın bilgilerini aldılar, verdiler. Ve ondan da rivayete göre ki 800 yakın mit istihbarat eden PKK'nın elemanlarımız bire bire infaz edildi. Bunları ettiğine adamların görevlerini vereceğiz? Bunlar görev mi vereceğiz bile? Yani 15 Temmuz gecesini zaten biliyoruz. O faciayı, o ihaneti zaten biliyoruz. Bir de Geri döndürüldüğünü düşünüyorum da devlette nasıl çalışılır? Bunlara hangi görev verilebilir? Gerçekten bunu düşündükçe yani bu bir siyasi feraset falan diye bir şey, bir şey söyleyemiyor Feraset yok burada. Bu başka bir şey olması lazım. Siyasette değil bu. Başka bir şey. Peki siyaset e, konuşmaya devam edeceğiz ancak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ziyaretine dönelim, Afrika ziyaretine dönelim isterseniz. E, bugüne kadar 28 farklı Afrika ülkesine 38 ziyaret yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 4 günlük Angola, Togo, Nijerya turuna da e, geçtiğimiz pazar günü başlamıştı. E, şimdi bu ziyaretin hem önemine değineceğiz sizlere soracağım hem de... E, bu ziyaretle ilgili atılan manşetleri de aktarmak istiyorum. E, Türkiye kıtanın barış ve istikrarıyla ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaya, ayrıca ikili ilişkilerde de e, ortaklık ve karşılıklı yarar sağlamayla e, bu amaçla bu ziyaretleri tabii ki gerçekleştiriyor. Ancak e, son olarak... Diğer Avrupa ülkelerinin de radarına girdi aslında bu ziyaret. Fransız basını bu seyah bu seyahati daha da bir yakından takip ediyor diyebiliriz aslında. Le Figaro gazetesinin manşeti şu şekildeydi. Erdoğan Afrika'daki varlığını güçlendiriyor başlığını kullandı ve Erdoğan Afrika'daki etkisini daha da yaymaya çalışıyor dedi. Sayın Cemal Zehir Zehirsizler hem ziyareti bizlere değerlendirir misiniz hem de bu son Fransız basınının attığı bu başlığı nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyareti ve ziyaretleri Türk siyasi ayet tarihinde kendinden önceki siyasi liderler yani Cumhurbaşkanları, Başbakanlar döneminde görülmemiş yeni bir hamle biçimidir. Çok az bizim üst üste yöneticimiz Afrika'da bir iki ülkeyi ziyaret etmiştir daha önce. Bir kısmı Suudi Arabistan'a haca gitmiştir. Bir iki defa Mısır'a gideni vardır. Onun dışında pek fazla gezeni Afrika yoktur. Aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında biz Afrika yani biz Lozan Anlaşması'yla Mısır'ı kaybettik. Lozan Anlaşması'yla Yemen'i kaybettik. Lozan Anlaşması'yla Suudi Arabistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Arap Emirlikleri, Yemen'i buraları kaybettik. Yani sadece Lozan'ın anlaşmasının neticesinde olarak bundan önce bunlar bizim topraklarımız kabul edilen yerlerdi. Yani bu, bunu unutmamak gerekir. Ve <laughs> sanki o dönemde yani Lozan sonrası dönemde Türk siyasi erkinin Afrika'daki ve Arap Yarımadası'ndaki hiçbir ülkeyi ziyaret etmeme, onlarla ilişkiye geçmeme gizli bir anlaşma maddesi gibi karşımızda dururdu. Onun için bizim yöneticimiz asla bu tarafa gidemez, gitmezdi, tercih etmezdi çünkü iktidarından bile korkardı. Çünkü o bölgelerde bir tam Togo, Angola, Nijerya değil ama bu Kuzey Afrika, ta Yemen'e kadar olan bölgede çok ciddi bir Türk nüfus alanı vardır. Yüzyıllar yönettiğimiz bölgedir. Afrika'nın 20'den fazla ülkesi Osmanlı tebaasıydı. Bizim e, daha önce 2015 yılında Dünya Tabu Kadosta Kongresi yapıldı Türkiye'de ve Afrika'dan e, 30'a yakın ülke bu kongreye toplantı kongremize katıldı ve kongremizde bu ülkelerin e, tapu kayıtları bizdeydi. Osmanlı arşivlerinde, Türk kapı kayıtlarında, Türkiye Kapı Kadosa Genel Müdürlüğü ta Osmanlı şeyi temel kayıtlarını Osmanlı'dan alır. Onun için Afrika Afrika'nın da Balkanların da birçok ülkenin tapu kayıtları problemi oldu mu Osmanlı kayıtlarına başvuruyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu. Ve o toplantıya Afrika'dan ben de o zamanki Sayın Bakanımız İdris Gülüce Bey'in ve beraber o e, toplantının e, toplantılarda bulundum. E, ve o görüşmelerde bulundum. Bir bilim adamı ve aynı zamanda dönemde çevre ve Şehircilik Bakanlığını yapılandırma projesi sorumlusuydum, başkanıydım. Gün benim yönetimdeydi ve Bakan bey ile Afrikalı e, devlet adamlarıyla büyük şeylerle, dışişleri bakanları, devlet bakanları, önemli hangi ülke her ülkenin bakanları toplantı. Hemen hemen hepsi Fransızca konuşuyorlardı. Fransızca konuşuyor. Onun için Macron çıldırıyor artık. Türkiye Afrika'ya uzattıkça Fransa'nın e, Afrika'dan o beslendiği damarlar birer birer kesiliyor. Geçen hafta birkaç hafta Tunus e, şeye Fransa'ya biliyorsunuz e, şey yaptı. Türkiye tarafında e, görüş beyan etti. Türkiye'nin Fransa, Fas, bu bölgede ilgisi karşısında Fransızların aleyhde bir sürü yayınları oldu. Hatta Macron açıklamaları oldu. Fransa Türkiye tarafında tavır aldı. Hatta Fransız elçisinde de Tunus'ta istenmeyen adam ilan edilen durum oldu. Şimdi baktığımızda buraya Türkiye'nin bir defa şu bazı net gerçekleri söylemek. Mesela Kuzey Afrika'daki Türk nüfusumuz Türkiye'ye gelmemiştir. Almamışızdır yani. Diyelim Balkan göçü olmuş da Afrika'daki insanlardan Türkiye göç Halbuki Türklerin en yani özellikle bu Anadolu bölgesindeki en güçlü leventlerimiz deniz askeri olarak buralara gitmiştir ve bu ülkelerde yaşamıştır, evlenmiştir ve evet. orada kalmıştır. Birçok şehir halen bir, milyonlarca değil ama uzun bir, yüz binlerce kişinin soyadı Türktür, Türkidir. Tunus'ta görürsünüz, Cezayir'de görürsünüz bunlar. Ben birçok uluslararası kongrelerde gördüm. Ya da işte Osmanlı'nın Yemen ordusu terhis edilmemiştir. 80 bin yakın askerimiz kalmıştır. Yemen ordusu. Böyle bir durumu düşünün. Yani bu bölgede çok ciddi bir de Türk nüfusu vardı ve biz yıllarca bunlar ilgilenmediğimiz için, devletimiz yetmediği için Müslüman nüfus içinde de Türk nüfus asimile olmuştur. Soyadı kalmıştır. Ben Türk soyundanım diyor ama Türkçe konuşamıyor. Hı. Libya'da bunun en bazı örneğini gördük. Libya'da bugün görüyorsunuz ciddi bir Türk nüfusu var. Bir önceki Cumhurbaşkanı, şey, bu komseyi başkanı Türktü. İçişleri Bakanı Türktü. Daha 200 yıl önce Manisa'dan gitmiş adamlar yani. Haydi des yani. Yani böyle bir şey. Var. Ve bu bölgelerde çok var. Ben Afrika çok ilgili Ortadoğu üzerine de master yapmışım. Ayrıca bir master. Ortadoğu Doğu ve İslam ülkeleri üzerineydi. Ve bu ülkeler çok yakından ilgilenen bir bilim adam. Yani 30 sene önce bu işi yaptım yani başladığımda. Şimdi bu bölgelere Sayın Cumhurbaşkanımızın gitmesi bir defa takdire şayandır. Türk dış politikasının çok önemli bir açılımıdır. AK Parti iktidarı döneminde ve Türkiye'ye stratejik rekabet avantajı kazandıracak bir alandır. Ve biz oralara gittiğimizde Fransız, İngiliz ya da Alman, Hollandalı, Belçikalı gittiği zaman işgalci gözüyle giderken Türk olarak gittiği zaman kardeş olarak kabul ediliyor. Türk o tarafa gittiği zaman mazlum milletlerin hamisi geldi gözüyle bakıyor. Çünkü biz Osmanlı'nın bakiyesi olarak oraya gidiyoruz. Osmanlı'nın bu insanların gözündeki anlamı küreyi külli mazlumin. Kü, yani tüm mazlumların koruyucusu anlamında Osmanlı görüyor. Müslüman olanında da olmayan da Türkiye sempatiyle bakıyor, iyi niyetle bakıyor. Güney Afrika'ya da gitseniz bunu görürsünüz. Şimdi şu andaki ziyaretler farklı ama Güney Afrika'ya da gitseniz Burada Türklerin o Abdülhamit dönemine giden e, hocamızın işte, yapmış olduğu camiyi, oradaki cemaatini görüyorsunuz. Ve bu bölgelerin hepsine Abdülhamit döneminde çok ciddi e, şeyler gönderilmiştir. Hocalar gönderilmiştir. Ulema gönderilmiştir. E, Osmanlı yetişler gönderilmiştir. Teşkilat-ı elemanları gönderilmiştir. Çünkü Afrika, e, şeyde batının yayılmacı politikalara karşısında bu mazlum milletleri organize etmeyi Türk kendine görev kabul etmiştir. Osmanlı döneminde böyledir. Cumhuriyet döneminde uzun zaman ihmal edildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda 30 ülke yani Afrika'nın 52 ülkesinin bir kısmı iri çok ufak şeylerdir. E, 30 ülkesini defa ziyaret eden en, Türkiye'de yok da dünyada çok az devlet başkanından biri baş, var mı başka bilmiyorum. Ve buralarda stratejik ittifaklar yapmaya başladı. Türkiye'den başladık. sonra İtalya geliyor ve daha <laughs> Boris Johnson hiç, <laughs> hiç ziyarette bulunmamış evet, bölge. Stratejik ittifaklar yapmaya başladık ve bu geçtiğimiz yıl itibariyle 25 milyar dolara çıkardı ticari yatırım buralar. 4-5 milyar dolarken. Yani ciddi bir bir de bu buralar el değmemiş bakir alanlar. Müthiş ham madde kaynakları var. Bunlar işletilmeye ihtiyaç var. Ama Afrikalı sömürdü, Avrupalı sömürdüğü için Afrikalı uzak duruyor. Ama Türk ise yani belki bizim bütün işte İHA'dan tutun da her türlü ufak derneğimiz oralarda gidip su kuyular açtılar. Karşılıksız zekat yerine kendi şeyine göre basının dedesine de su kuyular açtık. Her bir ülkeye açıyoruz. Çünkü çok fakir bırakıldı Batılılar tarafından. E, Türkiye bunlar tabii ki bunlarda çok büyük kaynak olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da bun bunlara bu ülkeleri ziyaret ederken yeni ortaklıklar kurarak, onların kaynaklarını sömürmek değil, birlikte mazlum milletten ayağa kalkmasının bir hamlesi olarak görerek hareket ettiğinin dolayı bu ülkelerde çok iyi karşılanıyor. Yani Yeri'ye gitti, Cumhurbaşkanı Müslüman bir adam. Soyadı bile Buhari. Adamın soyadı bile. Afrika'da ne işi var Buhari isminin? Biliyoruz İmam Buhari Türkistan'da, Özbekistan'da evet. olur. Ama adamın soyadı bile. Biz bunu bile vermişiz buraya yani. Böyle bir düşünün. Bu ülkelerin çoğunda Müslüman nüfus her birinde var. Bir kısmında batı ülkeler Müslüman nüfus çok olmasına rağmen gayrimüslim nüfusu, yerel dinlerden nüfuslara silah gücünü vererek iktidar getirmişlerdir. Onlara çünkü bunlar Müslüman nüfus iktidar olursa batıdan uzaklaşacağını bildikleri çünkü Müslümanlar Müslümanlarla birleşir. Çünkü Kur'an'ın emnedir. İnnemel mümine ihfetun. Müminler birbirlerinin kardeşidir. Onun için Afrika'lı Müslüman da bizi öyle görüyor. Ben Güney Afrika'da bir camiye gittim. Beyaz olarak yani. İki arkadaş şimdi çevre bak şey Çalışma Bakan Yardımcısı arkadaşım Profesör Doktor Lütfiyat Alkan'la camiye gitti. Cuma namazına etrafımızı siyahlar sardı. Yani zenciler, halk zenci, Müslümanlar sardı. Beyaz adam camiye geldi. Evet. Sonra biz Türk olduğumuzu öğrenince hepsi bize saldı. Yemek yedirmek, şey etmek için bir sürü ikramlarda bulundular. Yani Türk'ün burada gidince sanki e, böyle bir kardeşiniz, dostunuz uzun gurbete gider de gurbetten döner de ona bütün gücünüze sarılsa Türkiye böyle sarılıyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın buralara gitmesi ve buralarda aynen bu duygularla karşılanıyor. Yani gelecekte yeni dünyanın inşasında, işte dünya beşten büyüktürün inşasında bu milletlerin de ayağa katmasının çok büyük ihtiyaç var. Ancak biz birlikte bu dünyada bu mevcut hegemon dü düzene baş kaldırabilir, yeni ve daha adil bir dünya kurabiliriz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı sadece ticari değil, insani açıdan da buraları ziyaret etmesi büyük bir erdemdir ve Türkiye için çok ciddi bir stratejik açılımdır. Bunun meyvelerini zamanla göreceğiz. Peki son 5 dakikamız kaldı Ramazan hocam. Eşit olarak dağıtmak <laughs> durumundayım. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de aktardınız. Afrika Afrika'ya karşı özellikle Fransız sömürgecilik anlayışıyla ilerlerken şimdi Türkiye'ye baktığımızda büyükelçilik sayımız da artıyor. o 43'tü en son büyükelçilik sayımız. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu şekilde bir açıklama yaptı. Biz kazan-kazan açıklama kazan-kazan e, yöntemiyle ilerliyoruz ve eşit ortaklık temelinde, karşılıklı saygı çerçevesinde ilerliyoruz dedi. Peki ileriye dönüp baktığımızda ilişkilerimiz sizce nereye evriliyor ben de hocam işte kendi hayatından ilginç anekdotlar anlattı ben de bir anekdotla başlayayım 2012 ya da 2013'te Balkan işte turuna çıktım bir gün işte Prizren'de Sinan Paşa Camisi'nin kafede Sinan Paşa Camisi'nin etrafında bir kafede oturuyorum oralı Prizren'de bir gençle konuşurken yanımızda da Birleşmiş Milletlerin askerleri var Artık konuşma bir anda Türkiye, Türk siyasetine geldi ve ilginç bir şey söyledi. Daha genç bir çocuktu, işte o savaşı, tecrübesini yaşamamış Balkanlardaki. Dedi ki orada, hiç unutmuyorum, ka parmağıyla böyle karşıdaki dağları gösterdi ve dedi ki, Türkiye zayıflar ve düşerse dedi, karşıdaki dağlardan sırtlar gelecek. Bu hiç abartı yok, aynen bu, bu ifadeyi kullandı. Türkiye'nin Balkanlardaki imajı bu. Bunu neden anlattım? Benzeri bir imaj Afganistan'da da oluştu. Son dönemde Afganistan'ı konuşuyoruz. Afganistan'da bir son dönemde bir belgeselde izledim. Kız çocuklarına Türkiye ismi veriliyor hocam. Türkiye. Benzeri nerede görüyoruz? Türkiye ismini. Türkiye biliyorsunuz Darfur'da işte insani trajedi yaşandığı zaman yardım etti. Orada da kız çocuklarına Türkiye ismi verildi. O kız çocuklarının büyüdüğünde siz düşünsenize Türkiye diye de sesleniyorsunuz. Bir Türkiye imajı oluşuyor. Evet Avrupa biraz önce programın başında da söyledim sömürgecilik geçmişi var. Sömürgecilik üzerinden kendi ekonomisini işte kendi refahını kendi zenginliğini inşa etti. Fakat Türkiye şu anda kurmuş olduğu hem ilişkiyle artık evet Türkiye son dönemde ee, ciddi anlamda, ekonomik anlamda bir bir artık dar dar bir dönemde, zor bir dönemden geçiyor ve kapasitesini artırması gerekiyor. Artık bu karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan e, artık diplomasiyle beraber her iki tarafın kazanacağı bir ilişki biçimi inşa ediliyor. Peki. Sadece e, sömürme, e, sömürmek için gitseydi, düşünün Fransa e, yıllarca orayı dayattı, yıllarca orayı sömürdü. Metazori bir biçimde ama çocukların ismine kızların ismine Fransa ismi koyulmadı ama artık çocukların ismine kızların ismine Türkiye ismi verilmeye başladı kızlara. Bu gelinen gelinen aşamanın önemli bir göstergesi aslında Erdoğan'ın çalışmasının dışa vurumu aslında bu ben sözü çok uzatmadan hocama devrediyorum. Hocam sizler Hı. nasıl değerlendirirsiniz hem bu geziyi hem de artık rekabetin bir parçası mı oldu Türkiye Afrika'da? Şimdi Afrika'da Çin etkin bir evet. durumda özellikle ekonomik alanda ama orada halen sömürgecilik huyundan vazgeçmeyen ve milli gelirine de çok büyük katkı sağlayan Fransa Fransız. var. 14 tane ülke halen Fransa'nın kontrolü altında ve Fransa e, uzun süre oradaki kontrol altında tuttuğu ülkelerde kullanılmak üzere Afrika frankı, Afrika Fransız frangı diye bir para birimi uygulattı bunlara. Bunlar ayrılmak istediklerinde de başlarına gelmeyen kalmadı. Halen Fransa'nın Afrika'nın birçok ülkesinde yani Cibuti'deki bir üstünde olan 900 askeri ki orası kritik bir yer. Oradan tüm Afrika'yı kontrol altına alabilecek bir stratejisi var. Ve Afrika'dan elde ettiği gelirler... 500 milyar euro civarında bir geliri var. Aynı şekilde 50 küsür nükleer e, tesisleri var, santralleri <laughs> var. Bunların ana ham maddesi olan uranyumu da Nijerya'dan alıyor. Yani oraları işletiyor. Yeraltı zenginliklerini kullanıyor. Paralarını kullanıyor. Gelirlerini kullanıyor. Yani bugün Çad'dan veya çada bir ihracat yapsak bin liralık ihracat yapsak parasını e, Paris onaylamadığı sürece alamayız. Onlar da gönde direkt gönderemezler bize. Şimdi e, Türkiye'nin o bölgeye gitmesi, Cumhurbaşkanımızın o bölgeye gitmesi aslında birilerini ürkütüyor. Doğrudur. Ama 1901 tarihinde Osmanlı Genel Kurmayı'nın yayınladığı bir askeri ta, ta, haritanın ismi şudur. Umumu Memaliki Mahrusanı Şahane'yi haritası. Ve bu Afrika'nın ortalarına kadar giden bir haritadır. Osmanlı'nın söz sahibi olduğu bölgelerdir. Burada Umumu Memaliki Mahrusanı Türkçe'ye çevirelim. Umumu Memalik vatan demek. Mahrusan da de korunmuş vatan toprakları demek. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Esas meselenin bugün sonuna geldik. Değerli konuklarımızla birlikte önemli siyasi konuları, son gündemdeki mevzuları, konuları tekrar masa yatırdık. Esas mesele ne diye sorduk konuklarımızla birlikte. Saat başında Erkan Kol karşınızda olacak. Hoşçakalın.